Kulağından al sesi, yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklarınız'dan bir kez daha yaptılar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Aktı'yla stüdyoda yerimizi aldık. Sizlerin de katkılarıyla bu 2 saati birlikte yayınlamak istiyoruz. Farklarınız Twitter kullanıcıları için bizlere her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirilerini iletebilecekleri ilk mecramız. Zira bu hashtag'i aktif olarak, interaktif olarak kullanacağız. Sizlerden de hashtag farklarınızı yazarak katkılarınızı bekliyoruz. Sosyal medya kullanıcısı değil de sadece e-mail olarak, elektronik posta olarak farklarınıza ulaşmak mümkün. analiz@tjk.org analiz@tjk.org bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Katkılarınızı bekliyoruz. Özellikle Twitter üzerinden bu akşam da interaktif şekilde katkılarınızla yayını sürdüreceğimizi dile getirmek istiyorum. Yoğun bir gündem var. Hem saha içi hem saha dışı. Çok sayıda hafta içi hafta sonu gündem oluşturacak haber var. Bunların hepsine geçmeden önce ilk sözler için önce artık klasik sağa dönüyorum. Atan abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Valla Ömer bize bir akış yapmış. Valla üniversite sınavı gibi. İnanılacak bir şey değil. Umarım bitiririz. Ama çok güzel konular var. Çok yarışseverlerin bize katkı yapacağı, camianın katkı yapacağı konular var. İnşallah vaktimiz yetecek. Hepsine bir vakit ayıracağız, konuşacağız. Ama bu arada ben öncelikle bir selam göndermek tabii istiyorum ki. İzin olursa. Canım kardeşim Korhan bugün bizleri izliyor. Hı. Sizlere çok selamı var. Süper. Selam olsun. Evet, uzun zamandır biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Orada vakit geçiriyordu. Birkaç gündür normal odasına alındı. Şükürler olsun. İlk defa da bugün haftalar sonra bizi izleme fırsatı doğdu. Çok güzel. Onu buradan çok öpüyorum. Çok selamlar gönderiyorum. İnşallah çok daha iyi olacak. İnşallah. Zaten İmparator'un ona bir sözü var. Onu evet. Rivaya gideceğiz yani. Ya bu Rivaya gidecektik. İnşallah. En kısa zamanda yaparız diyorum. İnşallah. Onun hem onu takip eden, sosyal medyada da çok seven, yarışsever kardeşleri vardı. Hem onlara hem size de selamlarını iletmiş olayım. Aleyküm. Tekrar öpüyorum onu. Çok gözlerinden selamlar söylüyorum. Ben de buradan Koran abime selamlarımı söyleyeyim. Kızar falan ama sever beni de. Ben de buradan selamlarımı göndereyim Koran abime. Bir an evvel sana aramıza, ne diyordu? Bir şey diyor. Sana bir lakap takmıştı. Tabii. O neydi? Benim çok iyimser olduğuma yönelik. Hatırlayamadım şimdi. Sen de hatırlıyorsun. söyle çekinme. İyi peki tamam. Süleyman abi. Ben de selam olsun. Yine durdurdun çocuğu diyorum. Şimdi isim vermeyeceğim. Ayıp olur. Durdurdum tabii diyor. Sevgi kelebeği. Ha? Sevgi buldum kelebeği. Tamam sevgi kelebeği. Emre sevgi kelebeği. Evet. Gerçekten bu kadar pembe mi hayat diyor ya. Selam öpüyoruz olsun. Öpüyoruz onu gerçekten. Evet, ilk gündemin ilk maddesine matbu yayınları aldık. Türkiye Jockey Kulübü hafta sonuna giderken şahane cuma diye nitelendirilen o cuma günü alışveriş hareketliliğine bir katkı yaptı ve Türkiye Jockey Kulübü yayınlarında ciddi bir indirim düzenledi. Hemen arkadaşlarımızdan rica edelim onu bir ekrana versinler. Belki de sosyal mecralardan bu büyük indirimi duymamış yarışseverler varsa ilk haberimizi buna ayıralım istedik. 3 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olacak bir kampanya başladı Türkiye Jockey Kulübü yayınlarında ve bu yeni yıla özel hediye etmek isteyebileceğiniz arşivlik Türkiye Jockey Kulübü yayınları eserlerini sizlerde %40 indirimli alabilirsiniz. tjkyayinlari.com işte bu adresten sizler kitapları seçebilir ve %40 olarak indirimden yararlanabilirsiniz diyelim. Aynı zamanda bugünün sıcağı yani duman üstünde tutan bir matbu. Evet, nihayet beklediğimiz. Nihayet şey. Beklediğimiz yarışseverlerin de bugün bekledikleri bir şöyle sevgili Selim kameraman arkadaşım Selim'e doğru döneyim. Bir atçının portresi. Özdemir Atman. Reşat abinin kalemine sağlık. Atman ailesinin üzerine titrediği proje başladı ve bugün kitap geldi. Hatta şöyle kitabın içerisinde de hakikaten çok kaliteli bir baskı. Bunları Atan abi daha iyi yorumlar belki ama bizden bir sayfayla açayım Süleyman abi ve Sayın Özdemir Atman. Ya kitabı çok hazırlanış sayfalarında çok Reşat abiyle tabii birlikte bulunduğum için Lale Hanım'ın da çok tabii büyük katkısı var. Çok yaşadım da kitabı yani ve çok hakikaten sabırsızlanıyorduk. Çok biraz gecikti çıkması. Hatta biz takipçilerimize de söz vermiştik. Onlar da hep soruyorlardı ne oldu kitap, niye göndermiyorsunuz diye. Hı hı. Kısmet bugüneymiş. Zaten dün Özdemir Bey'in vefat
yıl dönümüydü değil mi? Bugün bir bugün, anma oldu. Bugün bir anma oldu. Sen bizim namımıza herhalde sonlarına katıldın. Allah rahmet eylesin. Tabii çok kıymetli bir insan. Kitapta bana da büyük sürpriz oldu. Benim de evet, Özmir Bey'le ilgili bir takım düşüncelerim, yazılarım çıkmış. Ona da çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. İmzalamış hem Halis hem Leyla Hanım, Reşat abi, Esra. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ölümsüz bir eser. İnşallah bizden sonra kalanlara da çok ışık tutacak. Çünkü yani burada bir atçının hayat hikayesinden ziyade bence Türk atçılığının neredeyse 100 yıllık bir döneminin bir hikayesi var. Yani evet, oradan yola çıkarak Türk atçılığıyla hakikaten neler olmuş, nerelerden nerelere gelmiş onu görmek de çok mümkün. Reşat abinin eline sağlık. O olmasa bunların hiçbiri olmayacak. Ona çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Reşat abi. Hemen imparatora döneyim. Süleyman abi. Valla tabii Özdemir Bey deyince yani Türk atçılığının duayeni baş direklerinden bir tanesi. Yani çok mutlu oldum. Benim de yazılarım geçmiş içinde. Ondan sonra gönderen, imzalayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de tabii burada Özdemir Bey'le aramızda neler geçmiş her şeyi söylemiştim. Yani senin bir 7,5-12,5 bir hikayen var ya. Onu bir anlatsana bir. Yad edelim onu da. Bu güzel bir hikaye. Evet tabii çok güzel bir hikaye. Şimdi Zekeriya abi kulakları çınlasın. Buradan Zekeriya abi selam Allah olsun. Allah uzun ömür versin ona. Geldi bana dedi ki seni Özdemir Bey çağıracak dedi. Senin dedi araç okey alacak. Ne derse peki dedi bana. Peki dedim ben. Tabii ben yani şimdi 19 yaşındayım. Zekeriya amca da o zaman şey değil mi baş antrenör falan yani. Yani Zekeriya abi de ahırdan ilgili. Beni çağırdı Özdemir Bey. Harbiye'ye gittim orada şeyi var. Ofis var. Ofis var. Neyse beni karşıladı. Geldi. O devirde zaten ben o ana kadar bilmiyorum ama oraya girdikten sonra anladım Özdemir Bey'in yanında kim çalışırsa çalışsın. Sonra ben yeniden çalıştım kendisiyle. Hep kontratlı jokeyleri. Kontrat yapıyor. Sene içinde yaptığı kontratı komiserlere veriyor. İşte Özdemir Bey'in atının koştuğu yerde hiçbir ata binemiyorsun yani. Ahırın atına binmesen dahi. Aynen. Yani atman etik olarak deklere değilsen ve atman ikisinin atı koşuyorsa siz yoksunuz. Etik olarak yoksun yani. Bilmiyorsun. Yani kendisi de söylüyor zaten. Yani şimdi ekürün atının koştuğu yerde senin orada ata binmen etik değil yani. Ama şimdilerde oluyor bu işler. Her şeyi söyledi falan. Ondan sonra işte biz yarışları kazanmaya başladık falan. Montları. Siz her şeyi peki dedin mi orada? Ben her şeyi peki dedim. Ne derse. Tabii özellikle. Her şeyi ben peki dedim. İmzaladım. Ben çocukuz biz bakmıyoruz ki. Baktım Özdemir Bey benim montumu 7,5 yazmış. Sonra ben işte hesap görüyorsunuz işte ayda bir gidiyorsunuz. Şimdiki gibi değil. Yazıhanede orada muhasebe müdürü var. Muhasebe müdürü hesap görüyor falan. Neyse 2 sene mi ne çalıştık sonra bıraktık. Sonra aradan 3 sene geçti. Sen orada 7,5 mont aldın. Ben 7,5. Özdemir Bey beni bir daha çağırınca. Peki orada diğer jokeyler normal jokeyler kaç 10 alıyor. 10 alıyorlar. 10 alıyorlar. Ama benim 2,5'ta aklım kalmış yani. Niye? Çocukum ya biraz da yetiştik yani. Olduk şimdi 24-25. Özdemir Bey çağırdı. Ondan sonra. Yeni kontrat mı? Yeni kontrata. Ben dedim %15 alırım dedim. %15? %100 zam geldi yani. Tabii. Yani %15 dedim. 2,5 lira telafi edeceksin. Ben şimdi %100 dedim 2,5'ü benim anlayacak verecek diyorum ben. 3000 lira dedim maaş alırım dedim. Dedi 3000 lira çok. Ekrem abi 3000 lira alıyor dedim. Burak Yılmaz'ın kontratından daha iyi. Sadık Bey'den dedim. Sadık Bey'den 3000 lira alıyor dedim. Ondan sonra siz düşünün dedim ben. Siz karar verirseniz dedim gelirim dedim ben. Sana 3000 dedim, maaş %15 mont. %15 mont. Ama ben 12,5 alacağımı biliyorum yani. Hani bir gün jokeyler as sahiplerinden daha zengin olacak diyen Süleyman Aklı diyor bunları. He, yanlış anlama. Ondan sonra tabii Özdemir Bey bizi çağırdı. 12,5 dedi olsa olur mu dedi bana. Dedim olur efendim dedi. Sen zaten onu marj yaptın. Tabii. Açladık. Yine çalıştık. Yani çok bir sefer bir neredesin bir çalışıyor musun? Okula mı gidiyorsun? Veyahut yani acayip bir yerdesin. Yani her şeyi öğreniyorsun.
Çok farklı. Bana bugün çalışmak. Yunus dedi galiba. Kitapta işte Özdemir Bey'in o bizde göstermişti televizyonda atların çalışma notları ile alakalı bir şey. Babam hala böyle tutuyor dedi. Evet. Ondan alıştık. Mesela benim atlarımın ne yaptığını bir iki tane ekürde çalıştım. Zaten bir Kurtel ekürüsünde bir Celaloğlu ekürüsünde. Benim ne zaman çalışmışsam bu defterlerim duruyor. Atlara ne yapmışsam ben hep mesela yarın sabahta ne yapacağımı, ne galop yapmış, ne yapmış hepsini Özdemir Bey'den kalma bir alışkanlık. Mesela defterin bittiği zaman da Zekeriya abi gidiyorum. Zekeriya abi defterin bitti diyorum. Zekeriya abi defteri çıkarttı. Bir tane defter verir bana. Vay be. Ne güzel işte. Yani. Açılın geleneği bunlar evet. İşte. Ha bir şey var. Rahmetli sırf kara kalemle yazardı, silerdi. Yani incecik bir yazısı vardır böyle inci gibi. Ondan yazar. Mesela at kazandı mı işte tek yıldız, ikinci, üçüncü oldu mu üç yıldız, dört yıldız falan böyle. Hep şey bir de bir ata ilk koştu kazandı bir de hayatı boyunca at kötü koşana kadar atın programı değişmez. Yaptığı galop ne derece yapmışsa birebir aynısını yapar. Vay be. Evet hemen tweetler de gelmeye başladı. Sosyal medya mesajlarınıza da bakıyorum. Kitabı nasıl temin edeceğini sormuş. Zekeriya abiye rahmetli mi dedik yanlışlıkla? Yok öyle bir şey demek. Hayır hayır Allah uzun ömür versin dediniz. Allah uzun ömür versin dedik Zekeriya amcaya. Yok canım selam olsun buradan Zekeriya abiye. Hayır Allah uzun ömür versin dediniz abi. Ben çok net kulağımız dedi. Yok. Kitabı nasıl temin ederiz demiş yarışseverler. Daha önce farklı analiz izleyicilerine 3 söz vermiştik. 2 de bu akşam ilave edelim. Toplam 5 kitabı biz paylaşıyor olalım. Bunun yanı sıra bugün Sayın Lale Atman easyco.com üzerinden de bulabilir yarışseverler dedi. Easyco yani Türkçe easyco.com diye yazılıyor. Buradan da bulabilir dedi yarışseverler. Ben de iletmiş olayım. Selam olsun bir kez daha imzalı kitaplarımız için de teşekkür ediyoruz. Programın ilerleyen dakikalarında haftanın tweet'i çerçevesinde katılım gösteren iki yarışseverimizi de bu akşam ekleyelim. Toplam 5 Özdemir Atman bir atçının portresi kitabını ulaştıralım yarışseverlerimize. Destekleriyle diyelim hem Reşat abi hem Atman ailesine bir kez daha selam ve saygılarımızı iletelim. Atan abi geçen haftanın çok ilgi çeken bir haberi vardı. Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği bir staj imkanı sundu. Evet. Çok da ses getirdi hakikaten. Hani sen bir başvuru sayısı da söyleyerek programda dile getirmişsin ama hafta içi bize de soran çok oldu. Son durum nedir? Var mı bir gelişme? Neler söylersin? Gelmeden önce aldım bilgileri. Hakikaten geçen hafta hepimiz çok da bunu mutlaka değerlendirin diye genç kardeşlerimize de uyarmıştık, hatırlatmıştık. Dün bitti müracaat süresi. Artık bundan sonra müracaat almayacaklar. Toplam 55 müracaat oldu. Oo, çok evet. İyi bir rakam. 43 erkek, 12 kadın olmak üzere. İnanılmaz bir ilgi oldu. Şimdi bu arkadaşlarımız tabii evraklarını tamamladılar. İşte referanslarını gösterdiler. Adli sicil kayıtlarını getirdiler. CV'lerini hazırladılar. Abi yurt dışı gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Başvuruları konuşmaya ve detaylandırmaya devam edeceğiz. Sayın yarışseverler, Wolverhampton Hipodromu'nda günün 6. koşusu başlamak üzere. Box'ın gerisinde kalan safkanlardan 2 numaralı Innamor ve ardından da 1 numaralı Bubble and Squeak de yedeklendi. O da starting box'taki yerini alıyor. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve günün 6. koşusu başladı. En iç kulvardan atak yapıyor 5 numaralı Railport Dolly ve onun hemen yanında 4 numaralı Cupport Love. Bir boy gerilerinde dış kulvarda 6 numaralı Ruby Guess geldi 3.liğe. Hemen yanında iç kulvarda 7 numaralı Perivon Lily var ve yarışın son 1400 metre start yeri geçirmek üzere. İç kulvarda 5 numaralı Railport Dolly bir boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 2.liğe 4 numaralı Cupport Love geldi. Onun bir boy gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Perivon Lily var. Hemen dışında 6 numaralı Ruby Guess. Onların bir boy gerisinde yine orta kulvarda 3 numaralı Stay Classy ve daha sonra da dış kulvarda 1 numaralı Bubble and Squeak şeklinde koşunun son 1200 metre start yeri geçiriyor. Bir boy farklı liderliğini orta kulvardaki 5 numaralı Railport Dolly koruyor. 4 numaralı Cupport Love dış kulvarda 2. ligde hemen dışında 6 numaralı Ruby Gaze bariyer dibinde 4. lükte şimdi
Yine Perivan Luli var ve yarışın son bir metre start yeri geçiriyor. 5 numaralı Rare Portoli kaçıyor. 4 numaralı Cupport Lavon'u kovalıyor. Bir boy gerilerinde orta kulvarda yine 7 numaralı Perivan Luli var. Hemen dışında 6 numaralı Ruby Gates'in gayretlerini görüyorum ve koşunun son 600 metresi geçiriyor. 5 numaralı Rare Portoli bir boy farklı liderliğini sürdürüyor. Bir boy gerisinden dış kulvardan 4 numaralı Cupport Lavon'un dışından 6 numaralı Ruby Gates atak yapıyorlar. Bir boy gerilerinde yine iç kulvardan 7 numaralı Perivan Luli'nin de gayretleri var. Ya onların bir boy gerisinde dış kulvarda 1 numaralı Bubble and Squeak ve bariyer dibinde 2 numaralı Innamorar sırasıyla atlar son düzlüğe çıktılar ve iç kulvardan 3 numaralı Stay Classy geliyor ve Stay Classy geliyor grubu bastırıyor ve grubu liderliğini 3 numaralı Stay Classy alıyor. Hem dış kulvardan da 1 numaralı Bubble and Squeak koptu geliyor. 3 numaralı Stay Classy Asfaktır liderliğini koruyor. Dış kulvardan 1 numaralı Bubble and Squeak koptu geliyor ve potayı 1 numaralı Bubble and Squeak buluyor. 3 numaralı Stay Classy ikinci oldu sayın yarışseverler. Günün 6. koşusunu 1 numaralı Bubble and Squeak kazandı. Yarışın gayri resmi sıralamasını birazdan arkadaşlarımız alt yazı olarak bilgilendirecekler diyelim. Kitapla ilgili sıcak bir bilgi daha geldi. Evet. Yaklaşık bir haftayı bulacak ilgili siteye dahil edilmesi. Bunu da bütün baskı bittikten sonra aynen, zaten sosyal medyadan da duyurulacak. Sosyal medyadan da geniş bir şekilde duyurulacağı bilgisi geldi. Evet, Lale Hanım'dan mesaj geldi. Evet. Atan gençlerden bahsediyor. 55 başvurudan. 55 başvuru var. İşte dediğim gibi hepsi evraklarını tamamladılar. Şimdi bundan sonra Safkan'ın İngiliz Atı Yetişleri ve Sahipleri Derneği bu arkadaşlarımızı mülakata alacaklar. Onlarla ilgili mülakatlar da tamamladıktan sonra Amerika'ya başvurular yapılacak ve seçilen arkadaşlarla ilgili de dernek yardımcı olacak. Geçen hafta burada konuşmuştuk. Amerika'da çok arkadaşımız, dostumuz var diye. Murat'ın da sevgili bir katkısı olmuştu. Biz de Amerika'dayız. Bu arkadaşlara her türlü desteği elimizden geldiğince sağlarız diye. Bakalım güzel bir şey olacak. Öyle görünüyor. Evet. Çok enteresan kardeşlerimiz var mülakatların içerisinde. 2-3 dil bilenler var. İngilizce, İspanyolca konuşanlar var. Özellikle yani bayanların ilgi göstermesi de çok enteresan. Birkaç kişi at de ben binmesini bilen. Konuştum. Evet, okul mezunu olanlar var. Var mı at binmesini bilen? Var. Var. Vay. Var. İnşallah bakalım bu 55 arkadaştan hangilerine bu şans gülecek ama evet. Yani bu Amerika ile kalmasın diye zaten biz geçen hafta da çağrımızı yaptık. Sevgili Başkan Recep abi ve sevgili Emir başta olmak üzere derneğin bütün yönetim kurulu üyeleri buna çok hakikaten ilgi gösterdiler. Sanıyorum Amerika'nın dışındaki özellikle Avrupa'daki ülkeler içinde böyle bir çalışma yapılsın diye bir hazırlıkları var. İnşallah çok daha fazla sayıda arkadaşımızın gidebileceği bir imkan yaratılacak. İnşallah. Beklentimiz o. Gerçekten derneğe sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. Çok önemli bir fırsat. Birçok genç arkadaşımız için. Bu arada hafta sonunun dikkat çekici haberleri arasında yine hani nispeten yarışçılığımızın dışında diyebiliriz ama haberleriyle yarışçılığımızın tam göbeğinde diyebileceğimiz dergilik uygulaması Turkcell'in. İki büyük haber vardı, iki önemli haber vardı, iki akıcı haber vardı. Onları da paylaşmak istiyorum. Biri efsane ile ilgili Trapper. Bir diğer efsane atımız. Bunu da Reşat abi yazdı. Reşat abiye bir kez daha selam Spor olsun. Spor Arena'da, Hürriyet Spor Arena'da. Hürriyet Spor Arena'nın bu haftaki manşetiydi. Adil Demir Çubuk. Bir tarafta Saadettin Boyraz'ı, bir tarafta Reşat abi Trapper'ı dolu dolu bir hafta sonu yaşattılar bize, okuttular. Süleyman abi de tabii hiç şüphesiz ki Trapper deyince. Ben zannettim kitap yazacak onun için. Ben verdim röportajı da böyle olduğunu bilmiyordum. Kitap ondan sonra da kitap haline gelecek. He. Bu şampiyonlar efsaneler seri kitap olarak haline gelecek. Evet. Ve Saadettin Boyraz'la ilgili de az evvel bahsettiğim gibi dergilik uygulamasında Sayın Adil Demir Çubuk Hürriyet çok Spor enteresan Arada. Şeyler söylemiş Saadettin, okudum. Evet, göz atı mutlaka. Yine flash. Beni kesseler diyor, stilimi değiştirmem diyor. Okudum orada da bir şey diyor Saadettin. Mutlaka sosyal medya kullanıcıları bu konuda da okusunlar, yardımcı olsunlar diyelim. Evet, Atan abi bu haftanın gündem maddelerinden bir diğerine geçeceğim. Yasaklı madde listesi. Evet. En çok konuşuldu. Yani YKK sitesine liste eklendi. Antrenörlerin ciddi tepkileri oldu. Ya listede neredeyse yok diye. Gerçekten bu kadar yaygın bir liste mi? İmparator'dan önce zira o da tabloya baktı ve hani
Onu da yorumlarını alacağım. Ama nasıl başlamalıyız? Nereden başlamalıyız? Nasıl tartışmalıyız? Yani tabii bunun yayınlanmasını aslında bütün camia istiyordu. Yine İngiliz Derneği'nin ve As Sahipleri Derneği'nin bu konuda istekleri vardı. Yani bu yasaklı maddelerin yayınlanması ile ilgili her yıl başında revize edilerek Yüksek Komiserler Kurulu bu çağrıya uydu ve bu listeyi yayınladı. Ama yayınlandıktan sonra tabii camia içerisinde bayağı bir ses geldi. Çok atçı abilerimiz, büyüklerimiz, antrenör arkadaşlarımız listeyi görünce biraz şaşırdılar. Çünkü normal olarak bir atın, bir yarış atın hazırlanmasında kullanılan bazı maddelerin, ki bunlar yani tedavi ve destekleme amaçlı, yani dopingle ilgisi olmayan, atı hızlandırmayan, atı sağlıklı kalmasını sağlayan bir takım maddelerin bu listede olması tabii büyük bir panik yarattı biraz camiada. Hafta içi çok konuşuldu. Ben de hani en yetkili ağız burada Etlik ve Yüksek Komiserler Kurulu diye bugün hem Etlik'i hem Yüksek Komiserler Kurulu'ndaki dostlarımızı aradım. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle Etlik'ten Sayın Doktor Cevdet Yaralı'yla konuştum. Cevdet Bey, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili kendisi. Sonrasında Yüksek Komiserler Kurulu'ndan Murat Bey'le görüştüm. Ez cümle şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yayınlanan liste dünyada, yani uluslararası alanda akredite laboratuvarların A'dan Z'ye aradığı maddelerin tamamını içeren bir liste. Yani burada işte atın işte kendi vücudunda ürettiği bir takım işte sıvılar, mesela biz diş sıvısı yapıyoruz ama at orada kendi de bir kıkırdak şeyi üretiyor, sıvısı üretiyor. Bunlara yapılan takviyeler, bunların işte onun hatta kırmızı biber falan yazmıştı arkadaşlar, onlar falan. Bunların hepsi aslında bu internasyonel listede olan maddeler. Yani burada bir ilave yapmışlığı yok Etliğin veya Yüksek Komiserliğin. Bu genişletilmiş, belli eşik değerleri geçtikten sonra doping olarak kabul edilen maddeler. Ama zaten bunlar, yani atçıların ahvah ettiğim, zaten bu maddeler aranmış olsa zaten şu anda bunların birçoğu yasaklı madde olarak çıkıp çok sıkıntılı şeyler yaratabilirdi. Zaten böyle olmadığına göre bunların burada olması bir sıkıntı değilmiş gibi zaten ilk başta bizi de hani çok telaşlandırmadı açıkçası. Ama tabii ki acaba bu 1 Ocak'tan sonra mı aranacak, yeni dönemde mi aranacak diye çok ciddi şey oldu. Cevdet Bey şunu söyledi. Dedi ki biz bu yanlış anlamaların önüne geçmek için yeni bir çalışma yapıyoruz. Bu listeyi biz içinden hiçbir şeyi çıkarmadan yayınlamak durumundaydık. Yani bir kısmını yayınlayıp bir kısmını yayınlamamak gibi bir şey olamazdı. Bu dünyanın kabul ettiği akredite laboratuvarların genişletilmiş listesidir. Biz bunu sadeleştireceğiz ve Türkiye'de Etliğin aradığı maddeleri içeren ayrı bir liste yayınlayacağız dedi. Arkadan Murat Bey'le de konuştu. Murat Bey de aynı şekilde Etlik'te çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu listenin yanlış hatalı bir liste olmadığını ama dediğim gibi genişletilmiş güzel ve belli eşik değerleri geçtikten sonra sıkıntı yaratabilecek maddelerin de bulunduğu bir liste olduğunu, Etlik'le beraber yapılan çalışmalar sonrasında sanıyorum Cuma gününe yetişecek. Cuma günü yeni bir liste yayınlanacağını, atçıların onun yeni listeyi dikkate almaları gerektiğini söyledi. Ben de hem Cevdet Bey'e çok teşekkür ediyorum, hem Murat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Cuma gününü bekleyelim, bakalım daha sadeleştirilmiş, daha daraltılmış olan ve şu anda Etliğin aradığı maddelerin bulunduğu, yer aldığı, bulunduğu listeyi bir görelim. Ondan sonra gerekiyorsa haftaya bir kere daha konuşuruz. Yani o ne oluyor bir anda, hani böyle bir liste geldi, tartışmalarını da bir parça rahatlatmış oluyor aslında bu. Mesela deniyor ki ya, işte o kıkırdak sıvısı vücut üretirken buna dışarıdan da yardımcı olarak takviye yapılıyor. Çünkü bunlar sporcu. Dolayısıyla o testlerde bunun ne kadarının atın kendi vücudunun ürettiğini, ne kadarının dışarıdan verildiğini anlamak zaten teknik olarak da mümkün değil diyorlar. Ama hani bunu bu şekilde ayırt edilememesine rağmen bunun listede olması bir vaka. Ama netice itibariyle zaten bu şu anda Etlik tarafından yasaklı madde olarak hani değerlendirilmiş bir durumu yok. Öyle olsa zaten yüzlerce atın koşmaması zaten gerekir. Tabii ki. Hiç sahada atın değil, kalmaması gerekir. Onun dışında başka diğer birkaç madde daha var. Özellikle atçıların çok üzerinde durduğu işte K vitamini falan vesaire gibi maddeler. Kanamalar için kullanılan. Dolayısıyla Cuma günü yeni bir liste yayınlanacak.
Bu yanlış anlamalara meydan vermemek için bunu hem etlikten hem YKK'dan teyit ettim. Onu bir görelim. K vitamini biliyorsunuz. K vitamini yani kanı kalınlaştırdığı için tabii. Aslında geri atı daha zorlaştırıyor yani. Ama kanamaması yani için. Yani performansını aslında düşürebilecek bir. Düşürüyor zaten ama işte o şimdi öyle bir şey ki öksürüyor. Benim bir atım vardı öksürüyor. Bu neden öksürüyor falan. Böyle kesik kesik öksürüyor. Uyandık atın kanaması var. Götürdük. Baktı. Nasıl bir kanıyor inanamazsın yani. Şimdi vay, vay, vay. Tabii ki K vitamini kullanamazsan zaten daha kötü kanayacak yani. Koşma ihtimali de yok zaten. K vitamin doping de değil. Ne bileyim acı biber. Acı biber orada işte dopinge giriyor falan. Diş sıvısı. Diş sıvısı zaten buradaki atların var ya %80'i %90'ı diş sıvısı yapılıyor. Eklemlere. Yani eklemleri atın filmini çekiyorsun. Kara kuşunda gaga var. Maletinde bilmem kıkırdak var. Orasında bilmem ne var. Yani evet. Şimdi ben pek bu ilaç işini anlamam ama yapılıyor yani. Bunlar yapılmadan da olmuyor. Kesinlikle kesinlikle. Biraz teknik bir konu tabii. Konuyu bizden bizim çok daha iyi bilen insanlar var ama değil. En azından hani bir sormak gerekiyordu. Sorduk. Ama çok panik yaptı yani arkadaşlar. Evet, atçılar da biraz şey yaptı. Cuma günü sanıyorum yeni liste yayınlanmış olacak. Cuma gününe kadar o zaman bir sakin bir sükun içerisinde olabilir diyelim. Çünkü antrenörlerin ilk başta tepkisi oldukça yoğun bir şekilde geldi. Neredeyse at koşamaz duruma geldi derlerdi. Öyle bir durum olmadığında en azından Atahan abinin paylaşımı bir parça daha açıklamış oldu. İkinci hamlesi diyeceğim. Çünkü bir dalga Türkiye Jockey Kulübü aygırlarından geldi. İkinci ve son dalga geçen hafta geldi. İki aygır birden genç bir atak daha ve üzerine bir de sıfat medalleri de açıklandı Türkiye Jockey Kulübü'nden. Hatta aşım istasyonlarıyla beraber bir tablo da yaptık. Bu konuyu da detaylandıralım. Zira bir tarafımızda da yaklaşık 20 kısraklı bu süreci bekleyen bir eki ürünün temsilcisi var, imparator var. Evet. Nereden başlayacağız, nasıl yapacağız? Vallahi tabii Jockey Kulüp aygır alımlarını hep beklenen bir haberdi. Bir 5-6 aygır alınacak konuşmaları vardı hakikaten. Oldu. İlk başta işte Bodemeister ve Otorast'la başlayan alım. Daha sonra My Boy Charlie ile devam etti ve en son Winstar'dan İki aygır alındı. Dara Devil ve Super Saver. Ve böylece 5 sayısına ulaşıldı. Tabii heyecan yarattı. Devamı geliyor mu? Yani devamı sanmıyorum. Herhalde büyük bir ihtimalle kapandı gibi tahmin ediyorum ama sürpriz tabii belli mi olur. Yani neticede bir bütçe vardı. O bütçe bitti mi bitmedi mi bilemiyoruz tabii. Aygırların fiyatları konusunda bir bilgimiz yok ama hakikaten Türkiye Jockey Kulübü gerileyen aygır kadrosunu potansiyelini. Evet. Hem sayı olarak hem kalite olarak yeniden arttırdı. Yönetim kurulundan dostlarımı sordular nasıl karşılıyor işte hani atçı yetiştirici. Vallahi dedim atçı yetiştirici çok temas edemedim ama Twitter çok mutlu dedim. Twitter'da hakikaten baktım hep çok olumlu yorumlar hep gelmiş. Tabii aygır fiyatları çok konuşuluyordu. Özel aygırların bu sene ne olacağı, özellikle başarılı aygırların yetiştiricilerin rağbet göreceği. Ve o yüzden Jockey Kulübü'nün bu aşım fiyatı politikası da yeni aygırlarla ne olacak, nasıl şekillenecek çok tartışılıyordu. Ve bazen hani haberlerde okuyoruz ya döviz yükselince Merkez Bankası şey yaptı diye müdahale etti diye dövize. Jockey Kulübü de hakikaten bu aygır borsasına bir ciddi bir müdahale etti yani. Evet. Bunu yaparken tabii yetiştiriciyi kollamak adına yaptı ki bu yönetim sezon yani yılbaşından bu yana geçen seneden beri hep atçıya dönük bu sübvansiyonları nedeniyle bazen diğer paydaşlar tarafından da çok sıkça eleştiriliyor. Yani hep atçıya güzel haberler geliyor diye. Dolayısıyla bu da hakikaten yetiştiriciye hani at koşan ayrı yetiştiriciye bu ciddi bir destek oldu hakikaten. Ama tabii diğer özel yetiştiriciler şimdi bu fiyat politikasından sonra nasıl bir politika izleyecekler onu da açıkçası merakla bekliyoruz. Hani kulübün bunu yapmasında tabii dediğim gibi yetiştiriciyi desteklemenin dışında hani bu alandan çekildiği an bir takım şimdi doğru kelime kullanmak istiyorum ama hani bir
bir fırsatçılık da bunun üzerinden oluşmasın diye çok yerinde bir müdahale yaptı bence. Evet. Bunu tabii yapmalı mı yapmamalı mı, bu çok tartışılan bir şey. Kulübün bu noktada bazen artık hani geride durmasını isteyenler de oluyor. Kulübün bu işlerden çekilmesini isteyenler de oluyor. Hatta pansiyonculuktan bile, aygırcılıktan bile, ama şu şartlarda kulübün bunların çekilmesi stratejik olarak da çok doğru değil zaten. Çok derin bir konu, ona girmemize gerek yok, ama yetiştiriciye hayırlı olsun hakikaten. Şimdi bakıyorum mevcutlarla beraber 11 tane aygır oldu. Şey çok, yetiştiricinin çok lehine oldu. Süper. Hem çeşit oldu, hem fiyat evet. politikası olarak çok uygun oldu. Diğerlerini de bekliyoruz. Bakalım misafir aygır müracaatları da başladı bu arada. Orada nasıl gelişmeler tabloyu olacak? Tabloyu da bakacağız. Bir verelim o sırada. Sonra verelim. İmparator'a da döneceğim. Çünkü dediğim gibi burada da tabii yoğun ve kaliteli bir kısrak kadrosuyla bekleyen bir ekürünün de temsilcisi olarak da Süleyman abinin yorumları önemli. Atan abi şöyle burada bir yorumlasak. Zaten Victor Yolov'un fiyatı geçen sene de 25'ti. Aşımı 80'den 70'e inmiş. Benim aldığım notlar öyle. Lineart'ın fiyatı değişmemiş. Aşım sayısı artmış onun. Geçen seneye göre 10 tane. Banknot'ta fiyatla bir değişiklik yok. Kuve'de yok. Power Scott'ta yok. Onun dışında yeni alınan aygırların içerisinde işte Super Saver ve Bodemeister 25 bin lira olarak belirlenmiş. Authorized 20 bin lira. Maybo Charlie 18 bin 500 lira. Daredevil 12 bin 500 lira. 3 aygır İzmit'te, 4 aygır Karacabey'de, birer tane de Adana'da, Silivri'de ve İzmir'de. Süleyman abi? Valla ben şimdi ne diyeyim? Ben yani atçılık adına, yani yetiştiriciye adına Jockey Kulüp çok güzel bir şey yaptı kendilerine. Teşekkür ediyoruz. Yani bu işin devam etmesi adına aygır ihtiyacı vardı yani Türk atçılığının. Ha dışarıda aygırlar var ama yeterli değildi. Hem şeyi, fiyatlar çok yükselecekti zannediyorum bu sene kulüp aygır getirmeseydi. Hem onu önlemiş oldu. Bazı atçılarımız çekemeyeceklerdi. İşte grup bir kısrakları gidecekti. Onlara sıra gelmeyecekti ama şimdi böyle alternatif çoğaldı. Alternatif çoğaldı. Çok iyi oldu. Mesela birçok çıkıyordu. Victor Galop'a ben kısrağımı çekemiyorum diyor. Tabii grup çekemezsin. Grup 3 galipleri kuraya giriyordu. Sen mesela Kaylar'ın grup kazanmadığın için kısraklar. Giremiyordun. Ama şimdi bu sene öyle olmayacak yani. Yurt dışında da çok ilgiyle karşılıyor. Ne olacak? Yani bu kadar güzel aygırın girdiği bir ortamda bunların yavrularından bizim seleksiyonumuz çok değişecek. Çok iyi kısraklarımız olacak. O iyi kısraklar daha iyi atlar verecekler yani. Onun yani için işlerinde mesela iki tane aygır daha sadece iki yaşlısı koşmuş durumda. Çok evet. bir sürpriz yani bu atlar. Daredevil'den. Üç yaşlıları dönünce ne yapacaklar? İşte dışarıda iki jenerasyonları var. Yani ki Twitter'dan anladığımız yani. Kadarıyla da hani hakikaten sansasyonel sürpriz bir aygır transfer olarak genç ve dediğin gibi çok daha yolun yani başında ilgi gören hem onlar aygırlar. Öyle hem Super Saver gibi mesela hala Amerika'da bak okudum, birçok tweet okudum yani insanlar bayağı bir şaşırdı yani bu 5 aygırın alınmasına, özellikle Amerika ayağındakilerine çok şaşırdılar. Hayırlı uğurlu olsun, inşallah Türk yetiştiriciliğini hakikaten ivme kazandırır, çıtayı yükselten çok başarılı aygırlar olurlar Türkiye'de de. Bakacağız, göreceğiz. İnşallah. Biz de... Tabii özel yetiştiricilerin aldığı aygırlar da var. Onlar da aynı şey. Onlar için aynı şeyler geçerli. Geçen seneki özel yetiştiricilerin getirdikleri aygırlardan bu sene iki yaşlık iyi koşan taylar var. Tabii yani, Ebru var. Ebru. Smartlar. Yani bayağı iyi koşan taylar var. Bazı kesin aygırların iyi. Tayları çok iyi koştu bu sene. Mesela şöyle oluyordu mesela. İlk taylar olmasına rağmen. Mesela bize çok faydalı oldu. Muazzam bir aygır oldu. Yani evet. Anacount for Victor Galop. Bunlar çok büyük imza attılar Türk yetiştiriciliğine. Ama hani biraz işte belli yaşlarda geldiler. Evet. Biraz modaları geçmişti filan filan. Ama şimdi bu aygırların içerisinde mesela birkaç tanesi en azından hakikaten orada daha yeni tayları koşan ve moda aygırlar yani. Hala çekilen, kullanılan, yüzün üstünde aşım gören aygırlar mı? Super Saver geçen sene sanıyorum 120 aşım yapmış. Ciddi bir sayı yani. Amerika'da 120 sayı. Ciddi bir sayı yani.
Hala bir ilgi alaka var. Dolayısıyla o anlamda da hani günceli yakalamak, moda aygırı yakalama konusunda da bence güzel bir şey oldu. Ama tabii ki esas önemli olan buraya iyi hizmet edemeyecekler. İnşallah yani. Bizim kendi şartlarımıza uygun taylar veren aygırlar olurlar. İnşallah. Başarılı olurlar. Vaatlar yurt dışına giderler inşallah. Orada da başarılı koşarlar yavruları. Her hafta olduğu gibi katkılarınız geliyor, sorularınız geliyor. 2020 yarış programının açıklanacağı tarih soruluyor. Hepsini konuşmaya gayret edeceğiz. Volkan Yozgatlı, Sayın Murat Draguman'dan kızıyla Defne ile birlikte seyrediyormuş. Onlara da selamlarımı, saygılarımı ileteyim. Bir çok konuşulan, ki bugün biz akışta da belirttik, sosyal medya mesajımızda da ilettik, o konuda soruluyor. Türkiye Varlık Fonu ile At Yarış Yazarları Derneği hafta başında bir araya geldi. Evet. Ne yansıdı? Ya zaten Varlık Fonu sektörün bütün paydaşlarıyla görüşüyor. Hı-hı. Atçılık dernekleriyle olsun, diğer sivil toplum örgütleriyle olsun. Geçtiğimiz hafta içerisinde bizde de bir görüşme oldu. Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Kalkınma Bankası, Ernst & Young ve bir hukuk firmasıyla ilgili dernek yönetim kurulu olarak gittik. Çok güzel bir toplantı oldu. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hatta biraz geçti bile. Dernek başkanımız Reşat Bey vardı. Reşat Göstem, Hakan Cantınaz vardı. Sevgili Hakan, Mehmet Ayan, Kayhan Özcan, ben, Barış Düşmez katıldık. Çok faydalı bir toplantı oldu. Ben aslında o toplantıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyordum. Biraz detay, hı-hı, vermek istiyordum ama onu bu hafta vermeyeceğim. Çünkü, tamam, büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta, yani bu hafta sonu daha doğrusu, büyük bir aksilik olmazsa Sayın Başkan, hı, Serdal Adalı TCK TV ekranlarında olacak. Şimdi ondan önce benim çıkıp burada bir şeyler söylemem zaten doğru değil. Ben hani zaten kulüp adına değil, yani yarış yazarları adına bir şeyler konuşacaktım ama çakışmalar olabilir. Gerek yok ama şunu söyleyeyim. Her şey çok vakıf. Karşımızda 20 kişilik inanılmaz bir ekip vardı. Genç, çok genç, dünyayı araştıran, bilen. Vallahi bilgileri de bizle yarışacak seviyedeydi. İnanılmazdı. Çok enteresan sorular sordular. O konular hakkındaki düşüncelerimizler. İşte sevgili Hakan mesela yayıncılıkla ilgili olan bölümlerini daha çok anlattı. Sevgili Mehmet Bahis ile alakalı bölümlerini daha çok anlattı. Kayhan yurt dışı ilişkiler, işte Reşat abi yarışçılık, Türk yarışçılığı ile alakalı bölümleri. Ben biraz daha at sahipliğini konuştum. Çok da güzel de böyle Barış medya ayağını yine konuştum. Hı hı. Çok güzel paylaşımlar oldu. Çok güzel fikir alışverişleri oldu. Umuyorum devam edecek. Çünkü daha anladığım kadarıyla bu ekip bu paydaşlarla birer kere daha görüşecek. Belki farklı camiadan mensuplarla görüşecek. Nasıl bir model olacak? Onun üzerine çalışıyorlar. Ya verebileceğimiz detay bu kadar. Sanıyorum önümüzdeki hafta sonu Sayın Başkan çok, bu konuda çok daha detaylı, herkesin kafasındaki sorulara cevap veren bir açıklama yapacaktır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla onun da müjdesini şimdiden paylaşmış olalım. Evet, ki, tam günü saati belli değil ama önümüzdeki hafta sonu Sayın Başkan TCK TV, TAY TV ekranlarında bu ve açılıkla ilgili diğer gündemdeki konular ve Türk açılımının geleceğiyle alakalı konularda camianın aklına takılan, evet, ne varsa cevap vereceği bir, evet, bir program, bir yayın, olacak. Bir yayın yapılacak, evet. Bir yayın yapılacak. Evet, bu konuyu da konuştan sonra tabii imparatora döneceğim. 2020 Dubai'yi de Süleyman abi sizle başlatayım. Zira, hı, Goodyear, Perlina, Iskra, Bodyguard Hero şu anda başvurusu kabul edilmiş isimler. Evet. Touch the Wolf'te bir sağlık raporu bekleniyor. Bekleniyor. Ve Türkiye'den de o rapor gönderilip, evet, onun da kabulü sağlanmaya gayret ediliyor. Dolayısıyla 4 ya da 5 safkalı bir yolculuk olacak gibi gözüküyor. Vallahi çok güzel. Bu sene tabii geçen seneki gibi olmayacak. Yani Perineda da Goodyear'de idman programlarını ona göre yapıp hazır gidecek atlar. Yani geçen sene bayağı geç kalmışlardı. Kesinlikle. İşte Goodyear'ın bir nal problemi vardı. Bunlar bu sene atın son koştuğu 3 yarışında böyle bir şeyin olmadığını gösterdi. Perlina'da da zaten Cumhurbaşkanlığı yarışının haricinde çok iyi yarışlar koştu. Ve Kıstrak son koştuğu 3 yarışta çok vücudu gelişmiş olarak göründü. Bayağı kilo almış. Bu da ona bir artı koymuş performansına. Ayakları düz bassın diyorum. Goodyear'e 106 puan, Perlina 100 puan, Iskra 95, Bodyguard Hero'ya 90 puan verilmiş bu arada. Taşlı Wolf için bekleniyor tabii ama o da büyük bir ihtimalle, o da sanıyorum
90-100 bandı arasında olacaktır. Ve inşallah umarım o da katılacak bu dörtlünün yanına. Ekürü istiyor. En azından bunu söyleyebiliriz yarışseverlere. Şurada birkaç tane sevgili Reşit abi safkanların sahipleriyle konuşmuştu bilmiyorum. Belki hızlı hızlı tabii ki, düşüncelerinde tabii ki. Az sahiplerinin. Sayın Fedai Kahraman'ın yorumlarıyla geçelim. Karnaval'a katılacaklar listesindeki tüm dişilerin performanslarını bugünden itibaren tek tek incelemeye başladım. Geçen yıl olduğu gibi sıkıştırılmış bir programda değil, rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele etmek için hazırlanıyoruz demiş. Aslında Süleyman abinin söylediğine çok paralel bir yorum yapmış. Sayın İsmail Hadioğlu ne demiş? Türkiye'de kalarak daha çok para kazanabiliriz ama burada iyi atlar yetiştiğini göstermek istiyoruz. Atımız kısmetse 2 hafta sonra Dubai'de olacak. Hedefimiz iyi bir hazırlık dönemi sonrası 9 Ocak günü kum pistte 1600 metre mesafeli Grup 2 Almaktum Challenge'ı koşmak demiş. Sayın Ülkan Delikan da uluslararası yarışmalarda ülkemizi defalarca at üzerinde temsil edip başarılar kazandım. Ülkan Bey aynı zamanda milli binicidir. Yine ülkemizi temsil edeceğim. Ama bu kez atımın üstünde değil yanında olacağım demiş. O da heyecanını böyle paylaşmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sayı 5 olursa da yine farklarınızda bir kez daha dillendireceğiz. Haftanın tweet adaylarını arka arkaya yönetmenimiz sevgili Hamza Akgümüş'ten isteyelim. Atan abi o yurt dışından Super Saver'ın aygırlığıyla ilgili dedik ya tepkiler geliyor diye. Burada da Türkiye Jockey Kulübü'nün bu transferine yönelik bir mesaj var. Connor Quirk göndermiş. Yarışseverler bu tweet'i yani Super Saver'ın transfer tweet'ini beğeniyorlarsa TJK Aygır diyebilirler. Diğer tweet'imize geçelim. Temel Ekürüsü'nün bir tweet'i var. Annesi Sinem Kız ilk atımızdı. Baba Salgan Bey gönlümüzün şampiyonuydu. Bu da torun demişler ve safkanı eklemişler. İnsan bu günleri görünce mutlu oluyor. Allah her atçıya nasip etsin. Ayağına sağlık güzel kızım. Yani kendi atları... Algan Bey'in alını almış. Sinem Kız'ın Sinem'ini mi almışlar? Evet, al Sinem. Güzel. Tamamen kendilerinden bir at üretip oradan da yarış kazanmanın mutluluğu. Temel Ekürsi. Haftanın tweet'i Temel Ekürsi diyorsanız bunu da yazabilirsiniz. Sevgili Aykun Güllü'nün bir tweet'i var. Tweet olarak Kızıltüy'ü övmüş ve çoğu insanlar akıllı olduğu doğrudur demiş. Bol şans aslan parçası. Neden böyle dediğini gelin videoyla görelim. Bunu indir, bu birbirler oğlum. Ver o birini, ver o birini. Ver, ver. Aferin. Şimdi arkayı ver. Arkayı ver baba. Aferin benim oğlum. O birini ver, o birini ver. Şimdi olmadı, o bir tarafa geç. Geç o tarafa. Bu tarafa geç. Geç, geç, geç. Geç. Biraz daha geç, biraz daha, biraz daha. Geç. Geç o tarafa. Geç. Aferin. Dur öyle, dur. Dur, ver bu yani. Ver baba, ver. Böyle, böyle. Gördün mü? Tamam. Geç diyor, geçiyor. Uzat verdi, diyor, verdi. Uzatıyor. Süleyman abi, iyi bir ahır yani bakımı. Yani şimdi bu ne biliyor musunuz? İşte bu iyi bir seyis. Yani güzel. Atını seven, eğiten, eğiten iyi bir seyis kardeşimiz. Bunun özeti bu. Vay vay. Kutlayalım. Haftanın tweet adaylarından Kızıltüy'ü de Kızıltüy diye belirtebilirsiniz. Yani. Ya da Seyis diyebilirsiniz. Seyis abimizin başarısına da gönderme yapmış olabilirsiniz. Diyelim. Şimdi haftanın çok konuşulan, çok tartışılan görüntülerinden ve bir yandan da haftanın grup performansı olarak da tek örneği var. Bir şey söyleyebilir miyim şu gruptan? Her hafta unutuyorum. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şimdi bunu bütün atçılarımıza söylüyorum. Apranti okuluna at ihtiyacımız var. Bizden iyi jockey yetiştirmemizi istiyorsanız lütfen koşmayan uslu atlarınızı apranti okuluna hediye ediniz. Süper. Elinde olup da hediye etmeyen arkadaşlarımız var. Başka yerlere gönderiyorlar. Onu söylemek istemiyorum. Ama bu at yani apranti okulu hepinizin okulu. Yani bu jockey'e ihtiyacınız var. Bu atı koştuğunuz müddetçe. Oradan iyi bir jockey çıktı, iyi jockeyler çıktığı zaman da siz kullanacaksınız yani. Bunu başka bir yerlere vereceğinize Aplant Okulu'na lütfen hediye edin yani. Elinde çok arabotu olup da dışarıya veren insanlar var. Biliyorum, buradan açıklamak istemiyorum yani. Niye Aplant Okulu'na gelmiyor bu atlar? Okul destekleri hani, eğer
satmak istiyorsanız, yani biliyorum ki satın da alabiliriz ama. Alabiliriz satın da ama gereği yok yani bunun. Ha yok, ben illa para istiyorum diyorsa, bazıları parayla satıyor biliyorum. Biz de alabiliriz. Güzel. Teklifleri açız diyorsun yani. Yani. Aprantiler ki bu hafta. Çünkü koyuyor, görüyorum sosyal medyada. Satılık atlar diyor. Ya. Çok atı var. Koyuyor. İsim vermiyorum. Biz de alabiliriz. Veyahut da getir apranti okuluna hediye et. Veyahut da apranti okulu. Ben de şöyle şöyle atlar var. Tam size göre bu parayı istiyorum de verelim. Güzel. Bu hafta aprantiler %33 kazandı. Yani bu yetiştirme yurduna böyle bir fayda olacak. Yani şimdi bizim apranti okulun iyi jockey yetiştirmek istiyorsak 35 tane atı ihtiyacımız var. Of. Şu anda o kadar atımız yok. 35 atı biz 5 tanesini içeride arıza olur, şu olur, bu olur tutuyoruz. 30 at, 2 sınıf var. Her gün mesela o 32 tane talebemiz var 1. sınıfta. Her gün 15 tanesi çalışacak, ertesi gün öbürü çalıştıracak. Yani gün aşırı aprantilerin devamlı binmesi lazım. Öbürkülerin de 2. sınıf, yani bu Temmuz'da... Abi lafını balla keseyim, yurt dışı yarışa gidelim, dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili yarışseverler, Wolverhampton'da 7. ve son koşu az sonra başlayacak. 3 yaş İngiliz sayları 1900 metre mesafede start alacaklar ve 8 numaralı Usain Bolt da kulvarındaki yerini alan 13. ve sonuncu at oldu. Start verildi ve Wolverhampton'da günün son koşusu başladı. 5 numaralı Strike 2.5 boy tereddüdü başladı koşuya. Orta kulvardan 11 numaralı Miss Green Dream atak yapıp koşunun liderliğini alıyor ve 11 numaralı Miss Green Dream temposunu artırıyor. 2.5 boy farklı bir liderlikle şimdi son 1600 metre start yerini önde gidiyor. İkinciliğe dış kulvardan 13 numaralı Margaret J. sarktı. Bir boy gerilerinde orta kulvarda 1 numaralı Ballot Red sırasıyla son 1600 metre start yeri geçiriyor. 11 numaralı Miss Green Dream. Önde 3-4 boy farklı liderliğini koruyor. 13 numaralı Margaret J.'in önünde. Bir boy gerilerinde 1 numaralı Ballot Red 3.lükte. Onun hemen dışında 6 numaralı Triple Nickel 4.lükte ve yarışın son 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 11 numaralı yine Miss Green Dream 3 boy farklı liderliğini sürdürüyor. 13 numaralı Margaret J. ikincilikte onu yakın takibini devam ettiriyor. 1 boy gerilerinde orta kulvarda 1 numaralı Ballot Red. Hemen bariyer dibinde ise 6 numaralı Triple Nickel var ve son 1 metre start yerine doğru gidiyoruz. 11 numaralı Miss Green Dream kaçıyor. 1 boy gerisinde 13 numaralı Margaret J. onu kovalıyor. Onların 1 boy gerisinde orta kulvarda 1 numaralı Ballot Red var. Hemen içlerinde ise 3 numaralı Star Talent 4.lükte. Onların 1 boy gerisinde ise 9 numaralı Lady Morfield sırasıyla son 600 metreye doğru geliyoruz. Bir boy farklı liderliğini 11 numaralı Miss Green Dream koruyor. 13 numaralı Margaret J'in önünde. Onların bir boy gerisinde 1 numaralı Ballot Red var. Hemen dışında 6 numaralı Triple Nickel geldi. Bir boy gerilerinde 12 numaralı Daniel Travitt var ve koşunun son 600 metresi geçiriyor. 11 numaralı Miss Green Dream'i dış kulvardan 13 numaralı Margaret J yakalıyor. En dış kulvardan da 2 numaralı Elena'nın sprinti var. Ortalarında da 4 numaralı Storm Eleanor sırasıyla son 200 metreye doğru geliyoruz. En dış kulvardan 2 numaralı Elena geliyor ve koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Eniş kulvarda 6 numaralı Triple Nickel var. Gerilerden 8 numaralı Usain Bolt'un da sprinti var. Bir boy farklı liderliğini koruyor. Şimdi 6 numaralı Triple Nickel koşunun son metreleri. 6 numaralı Triple Nickel önde ve potayı 6 numaralı Triple Nickel buluyor. Günün son koşusu tamamlandı ve koşuyu 6 numaralı Triple Nickel kazandı. İngiltere Wolverhampton yarışları TJK TV ve Tai TV'de. 3 Aralık Salı akşamı 7 koşulu Wolverhampton yarışlarında ilk koşu saat 19.15'te,
Altılı Ganyan ise ikinci koşuyla birlikte saat 19.45'te başlayacak. Formasyon ve başarı. Hepsi onda. O, Çaldıran, Sakarya, Erkek Tay Deneme ve Gazi Şampiyonu. Ankara koşusu ikincisi. O, Türk yarışçılık tarihinde 9. Triple Crown'a en çok yaklaşan isim. Greystone. 1200 ve 2400 metre çim pistte kazanan, sürat ve dayanıklılığı bir arada tutan efsane. Piste yıpranmayan, sinirsel enerjisi yüksek genç aygırı Greystorm, sahalarımıza kendisi gibi şampiyonlar kazandırmak için sabırsızlıkla yeni aşım sezonunu bekliyor. Place to Win. Babası Win River Win'in en fazla kazanan yavrusu. Sahibine 5,5 milyon lira ikramiye kazandıran gerçek bir efsane. Çaldıran koşusu, Gazi koşusu, Ankara koşusu zaferleri. Sait Akson, Büyük Taarruz ve Mimar Sinan koşusu galibiyetleri. Place to Win. 3 grup 1 koşuda yakın ara ikincilik. 5 grup 1 koşuda üçüncülük. 2 grup 1 koşuda dördüncülük. 1200 metreden 2800 metreye mesafe ayrımı yapmaksızın hız ve dayanıklılığı tek bünyede barındıran inanılmaz bir at. Place to Win. Gazi Apoletli Place to Win. İlk jenerasyon tayları için şimdi harada. Bekleyin. Kısa aranın ardından bir kez daha Farklı Analiz'in stüdyodayız. Katkılarınızı bekliyoruz. Haftanın tweet'i arasında katılım yapan yarışseverlerimizden ikisini de bu hafta yine Özdemir Atman'ın kitabıyla buluşturacağımızı söyleyelim. Sevgili Ömer çünkü demiş ki böyle bir hediyeyi tekrar tekrar dile getir lütfen demiş. Ona da buradan selam olsun. Dedikten sonra da Süleyman abi ilave var mıydı? Tekrar size döneyim. Zira birçok ekürüde bu tarz safkanları bir şekilde hediye ediyor ya da dışarı satış gerçekleştiriyor. Yani yarış koşmayacak durumda satışını gerçekleştiriyorlar. Biz buradayız diyorsunuz. Bize hediye edebilirsiniz ya da satmak istiyorsanız ya buyurun gelin görüşelim diyorsunuz. Tabii ki bizi değerlendirilir yani biz konuştuğumuz genel müdürlükle görüştüğümüz zaman alabiliriz dediler. Ama ben görüyorum ki sosyal medyada satılık koyuyorlar. Çok cüzi paralara 1000 lira, 2000 lira. Apranti okuluna bu atlar gelmiyor yani. Bu bin liralar, 2000 liralar, 3000 liralar. Bu kardeşlerimiz bizi duyuyordur mutlaka. Yani bu kardeşlerimiz muhakkak duyuyorlar bunu. Jest yaparlar bize. Ben mesela okulumuza isim vermiyorum. Yani lütfen rica ediyoruz. Yani bu açlık devam ediyorsa, yani jokeyin de olursa devam edecek yani. Evet, mesaj umarız. Atçılarımıza ulaşmıştır diyelim ve grup 3 Lozan koşusu. Haftanın tek grup koşusu olması zaten konuşulacağı anlamını taşıyordu ama öyle bir start çıkışı oldu ki bir de olaylarıyla gündeme geldi. Dünden beri neler oldu neler. Yarıştan sonra işte Atan abi yarışdergisi.com haberlerinde de dile getirdi. İzmirli yarışseverler hipodrom içerisinde. Sosyal medya kullanıcıları Twitter ya da diğer kullandıkları sosyal mecralarda bu koşuyla ilgili eleştirilerini dile getirdiler. Biz işin bir teknik boyutunu İmparator'a soracağız. Ondan sonra da yarışı konuşacağız. Atan abinin de yorumlarını alacağız. Ve tabii ki Ahmet Çelik ne dedi onu da sizlerle buluşturacağız. Önce bir yarışın çıkış anını görelim. Neler yaşandığını özetlemeye çalışalım. Süleyman abi burada yarışın iki kritik ismi de start çıkışına bir geri alabilirsek.
sanki istedikleri gibi çıkış yapamıyorlar gibi bir görüntü var. İkisi de kapağı öncesinden bir hamlesi varmış gibi. Tabii bir hamle yapıyor. İki at da geri geliyor sonra. İyi başlayamıyor tabii. İkisinin de kadar mesela Yeltay var. Bir dokanıyor geri geliyor ama 9 numaranın öyle olmadı. Öyle değil. O başka şeyden oluyor onunki. Şimdi atı starter tutuyor. Ha, onu bir ağır günah görelim bak. O evet. Hamleyi iyi anlamak lazım bak. Yeltay da mı aynısı? Yeltay mı? Yeltay tabii bir hamle yapıyor. Bak şimdi ikisi birden yap, yavaş oynat. Hop dur. Gördün mü? Yaptılar. Evet. Kaldılar. Açılmadı kapak. Kapak açılmadı. İki hatta. Bir iki numaralı start. Şimdi açıldı. Şimdi açıldı. Acele etti atlar. Yani diyelim kapak açılmadı değil de atlar. Şimdi, atlar acele etti. Şimdi 9 numaradaki atın jockey yanlış tutuştan düştü. Yani çünkü neden? Şimdi sol tarafta atı birisi tutuyor. Beni gösterirse arkadaş. Bir kişi atı tutuyor. Ahmet Çelik ne yapıyor? Sağ elinden atın gözlüğünü alıyor. Gözlüğü aldığın zaman bu elinde kantarma, sol elinde alıyor, böyle yapıyor. Değil mi? Start verildiği evet, zaman. Evet. Orayı bir görebiliyoruz aslında bu açıdan. Ama bir geri verelim. İmparator'un söylediği yeri görüyoruz aslında burada. Böyle alıyor gözlüğü. En iç kul var. Yeşil formaya bakarsak görüyoruz. Ona anda start veriliyor mu? At yamuk çıkıyor. Hamle hop. Eliyle at örtüyor. Eliyle örtüyor. Atıyor. Hı-hı. Ama kantarmayı yakalayamadığı için. Sağ kantarmayı tutamadığı için. Bu taraftaki tutan adam da at bu yana doğru hamle yapıyor. Sola. Tabii boşta kalıyor bu da tutamayınca. Tek dizginde sol elinde kalıyor. Sol elinde kalınca kendi atılıyor. Boşluğa düşüyor. Boşluğa düşünce çekiyor. Farkındaysanız bak böyle oluyor. Halbuki sağ elinde tutsa. Sağ elinde tutsa. Sol elinden alsa bizi düşmeyecek. Ha, oluyor bu hata bizde de olmuştur. Ama bunda ne kasıt ne bir şey. Tabii. Zaten ama, şuradaki durduğu yere bak. Orada düşünebiliyor musun? O jokeyin Allah korusun ayağında kalsa zamanın bir tanesi ne olur? Allah korusun. Yani. Bir de ben bir şey daha söyleyeyim. Sosyal medyada tabii böyle çok kaybolmuş bilmem ne. Kendini ya ben bu şu sandalye yani. Var ya şu sandalyede ben 1-2-3 diyeceğim atsın bakayım kendini yere nasıl atıyor bir göreyim. Bırak giden attın. Ya bir atsın bakayım nasıl gidiyor sen o süratli atın üstünden nasıl atlayacaksın. Tam çıkışı en hızlandığı zaman. Evet. Biraz sonra zaten var değil mi o görüntü? Var. Sosyal medyada var. Adamın yaptığını. Yani. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Hem Selim'in hem Ahmet'in atı hamle yaptı. Evet çok ilginç. Orada acaba start hakemi... Nin bir hatası bir yok, şey var mı? Bu arada kimsenin hatası yok. Onu da sordum abi. Ya içeriği sordum. Kesinlikle ya Ahmet Türk iki hatta birden hamle yaptı. Biz hatta vermesin diye hop diye bağırırken dedi iki kapak açıldı bu sefer. Yani Selim ve Ahmet mi bağırmışlar? Evet. Selim Kaya yarıştan sonra da bayağı ya, yarış başladıktan sonra da Selim Kaya bağırıyormuş da yarıştan sonra da hani vermeseydiniz diye bir serzeniş olmuş. Yani Ahmet diyor o kadar anlık bir şansı. Peki Hamza şeyi görebiliyor muyuz? Son atın girişini görebiliyor muyuz? Yani o bölümü tamamen yani son at girdikten ne kadar süre sonra veriliyor start? Hı. Onu görebiliyor muyuz? Buradan almışlar. Evet en azından bayrağın kalkış anını görürüz. Demek ki bir iki saniye önce falandır herhalde. Bir geri gel Hamza. En son nereden? Buradan. Belki de o hazır komutunu alınca iki at. Ama bak şimdi burada. Evet. Buradan daha o iki hamle şimdi daha şimdi tabii ki görünüyor. Burada Selim acele ediyor erken çıksın diye. He. Tabii öne çıkacak çünkü. Ya şimdi Selim bak şimdi bak Selim hareket start, bak hareket yaptı bak gördün mü? Selim yani o anda verecek açmadı. Verecek zannetti. Açmadı. Tak dedi at dokandı. Dokandı. Ondan etkilenmiş olabilir mi Oğuz Boylu? Ya da Oğuz ya, Boylu ondan daha önce... Bak şimdi evet, burada bak, önce Oğuz Boylu hamle yapıyor. Etkilenmez bak değil. Bak hop, hop. Evet. Gördün mü? Burada tamamen ters tutuştan sağ elinde tutsa, sol elinden gözlüğü alsa düşmeyecek. Abi sanki Oğuz Boylu hareket edince Yeltay otomatik bir hareket yaptı gibi bak. Bak. O mu yaptı? Oğuz Boylu mu yaptı? Oğuz Boylu yaptı. Oğuz Boylu yaptı. Oğuz Boylu hamle yapınca Yeltay otomatik kendini böyle bir içeriden... Evet. Bak Oğuz Boylu'nun hamlesi gelecek. Geldi hop, hop Yeltay otomatik hamle yaptı.
Çıktıktan sonra hemen bir durdursana amca. Ahmet'in atın sağrısında kaldığı bölümü göstersene. Hop. Hop dur. Aa baksana ne kadar tehlikeli. O soldaki şey çıkma ayağında. Tabii neden? Sağ kantarmayı kaçırdığın için sol boşta kalıyorsun baksana zaten. Baksana abi şuraya Allah korusun ya. Şimdi bu yarışın ikramiyesi. Buna bilerek attı diyebilir misin? Şimdi yani? Ben başka bir şey söyleyeceğim. Yani. Bu yarışın ikramiyesi kaç para? 100 küsur bin lira ya. 135 bin, 130 bin lira. Jockey'in 13.500 lira burada montu var. Altılık Ayhan kaç para verdi? 7 milyar lira mı verdi? 7 milyar. Kardeşim adam 13 bin lira montunu kaybediyor. Atı kaybediyor. Atı, yani sağlığını kaybediyor. Sağlığını kaybedecek. Ondan tabii. Sonra prestij. Sen prestiji. Sen diyorsun ki ya kayba koştu ya. Ne kayba koştu ne aldı kardeşim bu yarıştan? Yani lütfen bir şey yapılırken burada Yavuzhan biliyorsunuz. Statta kaldı Yavuzhan şeyde. O da Lozan koştu. O da mı? O da Lozan koştu. O 1800'dü. O 1800'dü. O zaman 1800'dü. Evet. Kaldı yani at düşürdü ya Ertuğrul Can Kılıç biniyordu. Aynen düştü öyle. Yani. Çok ağır favoriydi. Favorinin de favorisiydi evet, yani. Çok ağır favoriydi. Günün kalesiydi. Bir de sanıyorum Oğuz Boylu'nun bu İzmir'deki ilk yarışı. Ama onda evet. Bir ilgisi var mı yok mu bilmiyorum. Tabii. Ahmet onu da sordum. Atın hiç zannetmiyorum Ahmet'i. Evet. Yani şu görüntüde yok gibi hiç zaten. Zannet. Ama o da yani Süleyman abi ne dediyse çok benzerini söyledi. Abi dedi ilk start içinde bir hamle yaptı. Sola kafayı yaslayınca dedi. Startta bana yardımcı olacak kardeşimiz de dedi. İçgüdüsel olarak yani dokununca dedi soldan. Ben de o sırada sağdan örtüyü atarken tabii o anda sağ kapak açılmayı tutamadı. Aynen kapak açıldı ve hani solda kaldı. At da sola doğru hamleyi yapmış oldu dedi. Çok anlık bir şanssızlık ve ayağım zahmadaydı. İyi ki çıktı dedi. O peki, da senin söylediğin gibi bir şey söylüyor. Örtüyü sağ eliyle alması gerektiğini soldan zaten tutan bir adam olduğu için mi söylüyorsun? Tabii. Soldan bir adam onu tutuyor mu? Adam sağda olsaydı. Tabii adam sağda olsaydı soldan olacak. Alacaksın. Yani onu adam sağda olsaydı aslında tabii, doğrusunu yapmış bu, olacaktı. Bu nedir biliyor musun? Tecrübe. Bir daha sefer şimdi adam solda mı? Soldan alacak. Çünkü sağda kendini garantiye yani. Alacak. Güzel, çok güzel detay. Yani. Veyahut adam bu tarafta oldu, öbür türlü alacak. Nasıl olsa şimdi, orada bir şey şimdi, var at için. Sol elinden, sağ elinden kantarmayı tutsaydı, sol elinden örtüyü alsaydı adam istediği kadar tutsun. O da çekecekti, kurtaracaktı. Çekecekti burayı, kendisi düşmeyecekti o zaman. Ama bu işler tabii o anda tabii çok anlık şeyler. Çok anlık. Ya o anda düşünemiyorsun. Hı. Bu bir tecrübe meselesi. Bir daha bu hata olmayacak yani. Daha insana bazı hatalar pahalıya mal oluyor ama bu da yani her şeyi her dakika öğrenemiyorsun. Bu böyle bir şeyler olunca öğreniyorsun. Bir de orada hani bu kadar dengesiz çıkıyor görüntüsünün altında. Bir de sol omuzunu o sırada starta çarpıyor. Çünkü at sola doğru örneği yapınca soluna çarpıyor. Oradaki adam da at hamle yaptı. Tutayım dediği aynen için öyle. At atın yani. Kafasını biraz daha çekti bu yana. Aynen Süleyman abi. Yani çarpıyor. Çıkarken bakalım. İyice bu sefer yetişebileceği varsa da yetişemedi yani. Kantarmaya. Ve düştü. Hop yetişemiyor zaten hamleyi yaptı. Ondan sonra gitti. Starta çarpmasından dolayı bir solumuzda ve ayakta. Şimdi yarışseverin tabii tepkisi oluyor. Diyor ki ya bir de bizim lehimize bir şey konuşun. Yani şimdi zaten hani imparator zaten burada şimdi yorumu yaptı. Yapılması tabii. Gereken şey yaptı. Yani bu böyle olması ne atın sahibine, ne antrenörüne, ne seyisine, ne jokeyine. Kimseye bir hiç kimseye bir faydası olmayan bir şey. Yarışseverin de mağdur olduğu da %100 doğru. Tabii hak veriyoruz. %100 haklı ama. Yani %100 haklısınız yani. Yani kayıba koştu. Kendini attı. Yani bunlar öyle basit şeyler değil yani. Kaldı ki burada bir komiserler kurulu var. Yani adamı bir daha değil. Bırak komiserler kurulunu. Burada bir bilir kişi atçı camiası var. At sahibi var, antrenörü var. Bu işi süper bilen insanlar var bu camianın içinde. Böyle bir şey olsa at bindirir mi bir daha adamı ya? İnsan bindiği dalı keser. O, olma olasılığı yok yani. 5 senedir, 6 senedir gazi kazanmış. 5 senedir üstte gazi kazanmış bir adam böyle bir şeyi zaten yapmazlar. Ya ama daha dikkatli olmak lazım. Düşünmek tabii. Bile bence... Çok geçmiş olsun Ahmet'e de. Safkan'ın sahiplerine de, ilgilerine de, sevgili Ümit'e. Ümit bakıyor. Ümit de değil mi? Evet, Ümit Arslan da evet. Ümit'e de geçmiş olsun. Evet. Bir de bu sosyal medyada herhangi bir konuyu, sadece bu konuyu söylemiyorum. Çok çabuk manipüle etmeye gayret eden ve evet. Hani bilinçli bir yapı da var. Evet. Böyle hani 3-5 yani troll hesap diyeceğim ben tabiri caizse. Çünkü isimleri belli değil. İşte genelde at ismi ya da lakap kullanıyorlar. Her olayda ama mutlaka böyle bir manipülasyon. Geçen sürpriz bir Safkan'da hemen işte bu akşam test sonuçları geldi.
pozitif çıktı. Böyle bir söylenti yayıldı. Aynı günün akşamında. İşte ne bileyim burada Ahmet Çelik hastaneye gitmedi. Ya bilinçli yarışlar tabii artık hani... Bunlara düşmüyor ama. Bunlara düşmüyor hakikaten. Bir de olayın sıcaklığıyla hakikaten şimdi böyle bir atın yarıştığı başlam koşmadan kaybetmesi... Tamam. Psikolojik olarak moral bozucu bir şey. Yani altınız devam ederken belki de günün işte en büyük favorisi böyle bir at. Daha başlar başlamaz yarış dışı kalıyor. Tabii üzücü bir şey tabii. Yani yarışsever açısından da üzücü bir şey. Ama jockey açısından ama, üzücü. Yani birden bir aynı şekilde at sahibi yaptayı koyuyorsun. Diyorsun ki aynen. Ya kayba koştu kendini attı diyorsun. Ya. Bir de onun psikolojisini düşün yani. Hayatında böyle bir şey yapmamış bir adam. Biz ayrıca da diyelim, hani çok hani bize göre doğru binmeyen insanları da burada çok açık açık da konuştuk. Yani biliyorsun ceza aldığı insanlar ciddi at binmediler. Öyle bir şey hissettiğimiz zaman da lisanı münasebiyle söylüyoruz zaten yani. Ama burada ya böyle bir şey söylemek... mümkünatımız yok zaten görsek. Aynen öyle. Diyeceğiz ki... Ama İmparator'un az evvel söylediği, senin daha önce programda dile getirdiğin bir yönetim var. Onu... Bu aynı şeyler yurt dışında da oluyor. Yani yurt dışında da jokeylere, bazı jokeylere özellikle bu tip şeyler yapılıyor. Şimdi biraz mesela biraz sevmiyorsak jokeyi, biraz şansımız yaver gitmiyorsa, onun böyle bir şey yaşadığı zaman onun üzerine gitmeyi çok seviyoruz. Aynısı yurt dışında da oldu. Bak seyredelim görelim. Kendisine sosyal medyadan ulaşan yumurta hesap sahibi yarışsevere gidiyor. Bu yarışsever hep Ruby Walsh'ın hep atlardan bilerek atladığını yazıyormuş sürekli. Ki engel atlama jokeylerinden iyi bir çok jokey. Çok iyi jokeylerden biri. Sesli alabiliyorsak sesli alalım. Sevgili Hamza. Yeah, sure, yeah. Come on. Okay. Be all right. Right. Get it up to 40 miles an hour going that way, will you please? Yeah, it's not better. Right, come on. Have a bit of crack. Sprint to the back. Come on, then. What's going on? Relax. I'm not going. I'm not going faster. Okay. You get going a bit quicker. Faster. This is about right. You've accused me of jumping off horses. Go on, have a little jump. Go on, jump. Look, you accused me of being paid, so I'll pay you. Go on, jump. I'm sorry, okay? Get out. Go on and jump. Look, you're too afraid of us, I'm sorry. I'll never teach you. Go on, jump. I swear, I'll never teach you again. Why not? Why? You're fucking crazy. Sorry, okay? I'm sorry. Sorry. It's not so easy, is it? Buna ilk yayınladığımızda da çok gülümsemiştik ve yarışseverler de çok güzel tepkiler vermişti. Bu arada tabii yarışseverlerin bazı hani anlamlı katkıları da var. Diyor ki hata olmasın, böylece kimse de düşmesin. O da doğru. Yani tabii ki. Tabii ki ama ideali o. Yani bu insan hayatında bu hatalar var yani. Aynen öyle. Var. Şanssızlıklar var. Ben bir yarış anlatayım. Tabii ki. Nevser'e biniyorum. Nevser. Nevres'e biniyorum. Nevres. Günün bankosu, son yarış. Mehmet Kaya da çocuk daha o zaman. Tabii. O da Semlent'e biniyor. Semlent. Yarışın bitmesine 200 metre var. Hamza bu yarışı bulalım. Yarışın bitmesine 200 metre var. Semlent 5 boy önde. %1000 birinci. Ben kaybediyorum koşuyu. Yarış sever de kaybediyor. Semlent de çok sürpriz yani. Tabii önemli bir sürprize gidiyor. Potaya çok az kala lap dedi. Atın eğeri zaten kısran kasıklarına kadar gelmiş. Mehmet böyle düşmemek için bir öyle oluyor, bir böyle oluyor falan. Pat dedi düştü. Biz geldik, kazandık. Yarışsever kurtulduk. Sürpriz hatta. Yani eğeri kaymasa Semlent birinci yani. Ben Yusuf abiyle konuştum onu. Yusuf abi... Sayın Yusuf abla da Nevres'in sahibi. Bir önceki yarışta yine beraber koşarken padokta görmüş Nevres'i. Kısa atıyormuş adımlarını. Ya demiş ki kolunu çok sıktınız galiba demiş. Biraz kısa atıyor ayaklarım demiş. Ondan sonra bir sonraki yarış diyor başımıza bu geldi diyor. Bu sefer de o şekilde söyledik çok sıktınız kolunları bilmem deyince bu sefer de bir delik... Bol bırakınca diyor, atın eğri kaydı diyor. Yarışı kazandım gidip geçmiş olsun diyemedim. Hani sen bir yarış önce bize böyle bir şey söyledin. Şimdi bak böyle oldu böyle falan diye. Ya, enteresan da bir şey. Bir hikaye anlatmış diyorsun. Ona da çok selamlar olsun. Selam olsun. Hatta ailesine. Var mı o yarış Hamza? Yok mu?
Yok, bulamadılar ya. Ha, bulamadınız mı? 18 Temmuz 1999 bu yarışı istiyoruz. Önümüzdeki haftalarda konuşabiliriz. Ama o yarıştan sonra ne şehir efsaneleri oldu. Süleyman Aktı arkadan Mehmet Kaya'ya seslendi. Evet. Tabii öyle ne şehir efsaneleri oldu. Tabii Mehmet Kaya attı ya, böyle bir şey olmasın. Allah'tan o zaman sosyal medya yok. O devirde. Linki yemiştir. <Güzel. mesela. gülüyor> Bu arada Lozan koşusunu konuşalım. Çünkü Bilden Hanım'da bir galibiyeti var. Start çıkışından sonra Yelta ile ilgili bazı eleştiriler vardı. İşte klasik temposunu veremedi diye, nasıl verecek onu da bilmiyorum. Çünkü iyi çıkamadı. Bilden Han çok iyi çıktı. Şimdi alamadı. Alamadığı için de hemen geldi orada. O momentumu kaybetti. Çaltepe'nin Çaltepe, de arkasına. Çaltepe onu orada bir, ne derler ona, nizami bir faulle blokaj yaptı. Blokaj yaptı. Yok etti yani. Yarışın bütün şekli değişti. Tabii. Ama kazanana çok güzel koştu hakikaten. Tabii 6 yani... aydır koşmuyor. En son yarışında 1.51.2 mi yapmış? En son yarışında 1500'ünü 10 saniye geri gelmiş. 1.51.2 veya 8 yapmış. Bu yarışta aynı dereceyi yapmış. 1600'ünü 1.51 küsür yapmış. Orada göreceksin. Güzel detay. Yunus söyledi. 1.51.85. 1.51. Yarışta da aynısını yapmış. Evet. Bir önceki İstanbul 1500 sentetiyle 1.51.85. Evet. Çok enteresan değil mi? Harbiden enteresan. Bildena'nın İzmir ile ilgili şöyle bir dipnot vereyim. 11 kere İzmir'de koşmuş. Hiç tabeladan düşmemiş. Son 3 koşusu kısa vade 8. A3 grup 3 birinci. Ya bu pisti seven mi ya? Kesinlikle. Ya bir de onun kazanması için bak bak ne yapıyor. Atın, öbür atın önüne geldi. İstesen yapmaz bak. Göstersen orayı bir daha Hamza. Sen dur dedi. Nereye gidiyorsun? Tabii şimdi? Tabii. Bak şimdi. Bak nasıl dışarı gidiyor. At koşar baht kazanır diyor. Aynen öyle. Hakikaten öyle yani. Tabii bu kadar uzun zaman koşmamış. Böyle güzel bir yarış yaptı. İlgililerini tebrik ediyoruz. Çaltepe'de fena koşmadı bu yarışta. İzmir'i seviyor Çaltepe. Kesinlikle. Hemen, hemen İzmir'e gider gitmez skora dönüştürüyor. Evet. Dolayısıyla İzmir'in kum pistini sevenler arka arkaya geldiler. Zira Çaltepe ile ilgili Süleyman abinin söylediğini de hemen destekleyeyim. 6 kere koştu. 1. 5. ikinci. Hiç evet. ikiliden düşmedi. Şey ne diyorsunuz? Ahmet'in indikten sonra kantarmayı bırakamadı değil mi? O refleksle bırakamadı tabii, herhalde. Tabii. Atla bırakamadı, beraber koştu daha, bir süre yani. Ondan değil. Ondan değil. Öyle mi? Ayağında zahma var ya. Hı. Ayağında zahma var. Tutunmaya çalışıyorsun. Hı. Ya yerdeyken mi? İndikten hayır, sonra hayır. İlk posta. Ayağında tamam. Bak ilk posta. Yok şundan sonrasını diyorum. Ha. Biraz o, geri alsana. O bırakamıyorsun işte o anda yani. O refleksle o yapışıyor eline. Bırakamıyorsun tabii değil mi? Tabii ki bırakamazsın. Yavaş yavaş oynat. Yavaş yavaş oynat. ...400 kilo seni götürüyor abi. Sana. O sırada Allah korusun atın arka ayaklarının altında falan kalsa... ...dengesini Allah kaybetse... Allah mamız. O da öyle diyor yani. Ya çıkmasaydı ayağımıza. Basmaz. Ya çıkmadı çok kötü. Of. Allah korusun. Çıkmadı. Facia yani. Hem Safkan'ın sahiplerine hem Ahmet'e geçmiş olsun. Yarışseverlere de geçmiş olsun tabii ki yani. Tabii yarışseverde... Maalesef yapacak bir şey yok yani. Biz burada... Tecrübemizden kaynaklanan anlatıyoruz İnsanlar ama oyunlarını kaybetti. Yarışsever de tabii ki oyununu kaybetti. Biz de yarışsever adına üzülüyoruz ama buna da yapacak bir şey yok, yok yani. Maalesef. Geçmiş olsun dileklerimizi yarışta şanslılık yaşayan Yelta'ya ve Oğuz Boylu'ya. Tebriklerimizi de yarışın birinci ve ikincisi Bilden Han ve Çaltepe'ye iletelim. Bir ısrarla Twitter'da bir şey var. Bir Antalya meselesi var. Evet, Antalya sen de görüyorsun. Hani cevap vermiyoruz diye düşünüyorlar. Antalya Hipodromu ile ilgili hani çok biz de detay bilmiyoruz. Sadece işte ihalenin Jockey Kulübü'ne devam etmesi için izin
beklendiğini biliyorduk ama hafta işte önümüzdeki hafta sonu başkan burada olacak. Direkt onun muhatabına soralım bence. Serdal Başkan'a soralım. Bu sorularınızı biriktirin lütfen. Zaten hafta içi bir duyuru yapacağız. Soruları toparlayacağız. Ne soruyorsanız hepsini hiç ayırt etmeden başkana soracağız. O yüzden görüyoruz, cevap vermiyoruz zannetmeyin yani. İkramiyeler belli olmuş. Wolverhampton'da öncelikle bir deviri söyleyelim. Sıralı 5'li bahis. Günün 7. koşusundaki sıralı 5'li bahis. 5.280 lira 6 kuruş. Yarın yurt dışı yarışlarında 12 koşu ve üzerinde olan ilk mücadeleye devretti. Günün ilk koşusu oluyor da. Yarın yurt dışı yarış programında günün 1. koşusu 5.280 lira 6 kuruş devirle başlayacak diyelim. Bugün 6'lı Gayan 3.269 lira 2 kuruş. 5'li Gayan 844 lira 77 kuruş. 4'lü Gayan 226 lira 89 kuruş. İkinci üçlü Ganyan son 3 koşu 100 lira 37 kuruş. 7'li Plase 781 lira 10 kuruş verirken günün ilk 3 koşusundaki üçlü Ganyan 21 lira 46 kuruş ikramiye verdi. Tüm kazançlı kupon sahiplerini kutlayalım ve dönelim bir kez daha stüdyomuza. Şimdi Celalettin Çubukçu'yu saygı ve rahmetle andığımız yarışa gideceğiz. Uludaz'ın galibiyetini konuşacağız. Fakat sosyal medyada Uludaz'ın galibiyeti kadar yarışın ikincisi konuşuldu. Çünkü seri 7 yarışa çıktı. Muhtelif görüşler var, muhtelif yorumlar var. Neler söylersiniz? Süleyman abi senle şimdi analizi başlatalım. Jack Sparrow zaten bu 7. ikinciliği mi? 6 mı 7 mi? 7. Üst üste 7. Kim bindi? Halis bindi. Kaybetti. Ahmet bindi. Özcan bindi. Bindi kaybetti. Ahmet bindi kaybetti. Şimdi Bahat'ın bir özelliği var. Bahat bence öne çıkıyor. Kaybediyor. Bence jokeyler hata yapıyorlar. Çok çabuk erken çıkıyorlar ve halbuki son dakikaya Özcan o kadar rahat gidiyor ki yarışın içinde. Yürüdüğü illa ısrarla oradan çıkacağım diye bir çaba sarf etti. Bak. Bak bir girdi, vazgeçti. Şimdi kapanır diye korktu. Şimdi şu anda vazgeçti. Bak tuttu. İçeriği çünkü daralttı. Şu anda bir daha açınca evet. Ben buradan çıkayım, kurtulayım dedi. Bak kamçıyı da yeni eline aldı. Çekti, aynen. Şimdi iki kamçıyla üst üste. Bak at yavaşladı şu anda, görüyor musun? Bak ayağını değiştirdi. Ayağını değiştirdi. Yavaşladı ve kaybetti. Belki biraz daha idare etse, çıkmasa birinci. Bir geri gelelim mi? Nereye kadar idare edebilirdi Süleyman abi? Bu atlan istediğin yere kadar idare edersin. Çok güzel hücum ediyor. Yarışın her yerinde kolay gidiyor. İstediği gibi idare edebilirdi. Uludaz da tabii böyle hızlı giden yarışa bayılır. Bitilmiş kaftan. Of. Bayılır yani böyle hızlı gitsin. Çok benzer şekilde kaybediyor hakikaten yani. Çok iyi bir at. Hakikaten. Mesela bundan evvelki yarışında da içeri yattı. Çin pistte kaybetti koşuda. Aynen. İçeri yattı böyle halis binmişti. Yine öyle kaybetti. Hep bir sonları aynı yani bariyere doğru bir hamle. Ve hatta gözlüğü çıkarmak lazım. Ha gözlüğü çıkarırsa yarış içinde bir şey yapar mı Süleyman abi? İşte onu bilemiyorsun yani. Bir denemek lazım. Yani göz görmüyor, arkayı bekliyor bence. Ya geç hücum edeceksin ya da gözlüğü çıkarıp bir de bir yarışta öyle denemek lazım. Çok kolay at. Binilmesi en kolay atlardan bir tanesi. Jockey'i hiç üzdüğü bir tarafı yok. Her yerde kenter gidiyor. Burada da öyle. Finişi bilmiyor ama. Enteresan evet. Yani. Finişi bilmiyor. Belki de attan çok, mesela Özcan çok şey istedi attan birdenbire. Ha bir daha. Ondan sonra sağ eline aldı bir daha. Halis mesela öyle yapmadı. Halis evet. Daha yumuşak. Ama bu sefer de Halis mesela bariyerin dibinde değildi. Hücum ettiği zaman biraz bariyerden açıktı. İçeriye attı bu sefer. İçeriye atmış evet. Şimdi kolundan çekiyor kamçıyı. Evet. Bir, iki. Artık ne varsa devam evet et diyor. Şimdi ayak değiştiriyor. Bak, değiştirdi yavaşladı. Bak burada iyice yavaşladı. Üç aksiyon kala.
Hep aynı şekilde gelip ikinci kalıyor. Tabii kazanan Uludağ için muazzam bir yarış oldu. Onun tekrar altını isterim. Çok ciddi bir arayı Adem Aslan idaresine kapattı. Baksana şu anda Uludağ 10. Ya. Ve de Demir Bükel'le ciddi tutuştular Süleyman abi. Yani yan yana. Bak daha 10. ya. 7, yani şu anda hücum etti. İçinde şu anda Demir Büken var. Onunla beraber. Evet. Şimdi onu sıyıracak. Evet. After Forever yakalayacak. Ve son hamlesi Jack Sparrow. Çocuk da çok güzel bir nişan. Adem de çok güzel bir nişan. Allah'a var. Verilen şansı iyi değerlendirdi çok yani. Bindi. Çok harika bindi. Aslında zaten bir Adem ama Aslan o gün. Bir Ramazan Aslan. Aynen ilk kere. 12 lira 14 lira öyle mi oldu? Öyle oldu aynen evet. Öyle abi. İlk ayak Ramazan Aslan, ikinci ayak Adem Aslan. İkisi de 5 numara İstanbul'a. Evet. Soğuk duş etkisi yaptılar. Atan abi şanssızlık mı, istikrar mı? Sen nereden bakıyorsun? Ya. Biri grup tamamı kısa vade ondan sonra. Hepsi 2. Bir kere çok istikrarlı. Hem şanssızlık hem istikrar yani tabii, zaten. İkisi bir arada zaten. At harbiden istikrar abidesi bir at yani. Atın üçüncülüğü yok yani. Üçüncü de olmuyor. Ya büyük şanssızlık tabii yani. At her defasında da iyi koşuyor. Mendip ama mi babası? Finişi bilmiyor. Mendip. Mendip başlamadı. Finişi öğrenemedi maalesef. Evet. Süleyman abi takı değişikliği olabilir. Jockey'i daha çok bekleyebilir. Ya tabii o tecrübesiyle bunları. Dışarıdan hücum edebilir. Bu tarz atlara çok bindiği için. Dışarıdan hücum edebilir. Dışarıdan hücum ederse mesela bütün atları önünde gördüğü için ya şimdi bu duraklamayı yapmasa at kazanacak her şeye rağmen. Hı? Şimdi Uludağ o sprinti yapmasa at kazanacak yani. Şimdi orada hani ata kabahat buluyoruz belki ama yani atın yapacağı bir şey yok ki. At yarışı bitirdi yani Uludağ gelmese. Çok açıktan geliyor zaten yani. Görmüyor da onu. Fark etmiyor da. O hani yan yana iken hadi mücadele edemiyor diyelim. He, öyle bir durum yok mu? Öyle bir durum da yok yani. At dışarıdan pistin en dışından gelen bir at yani. Onu hiç görmüyor bile at. Yani büyük şanssızlık yani. Ya bir kusur da belki aramak doğru değil hatta. Yani at belki de yani koşması gerekeni koşuyor yani. Anlatabiliyor muyum? Yani biz şöyle düşünüyoruz bazen de. Bakıyorum sosyal medyaya. Yani bu kaybettiği bütün yarışları sanki kazanabilirdi diye. Öyle bir şey de yok. Ya tabii ki kazanabilirdi. O ayrı bir şey ama hani tabii. Şundan dolayı bütün hepsinde ikinci oldu. Şu sebepten dolayı hiçbirini kazanmadı. Bu at 5 tane de yarış kazanmış neticede. Hiç kazanmayan bir at değil. Hani bazı öyle atlar var. Bir başlıyor. Maiden'de kalıyor yani. Haftalarca çıkamıyor. 10 yarış, 15 yarış, 20 yarış. Arap atları çok olurdu öyle değil mi? Eskiden de gelir, geçmez, bırakır. Böyle bir şey de değil. Başa da geçiyor yani. Tabii. Arkadan da geliyor, öne geçiyor. Şimdi ben bu ata bir dahaki yarışta bir jockey nasıl binecek çok merak ediyorum. İyice sonuna kadar... Ben merak ediyorum. Bu ata şimdi koşacak. Binen jockey nasıl binecek çok merak ediyorum. Nasıl olsa izleyeceğiz, göreceğiz. Peki yani bu performans sahaya geldi mi? Jockey maharetiyle skor değiştirebilmek mümkün olur mu Süleyman abi? Yani... Zaten maharet lazım bu ata artık. Başka bir şey lazım değil ki. Atta her şey var. Poto da kaybediyor. Neden kaybediyor? Atın bir limiti var. Güzel. Erken hücum ediyorsun, kaybediyorsun. Oksijen mi bitiyor? Bitiyor. Ona göre ayarlayacaksın, bitireceksin işi. Bu kadar net. Atay Volkan Yoncu Haş'ta katkı yapmış. İyi yayınlar Süleyman abime ve Atancığıma soru diyor. İkincilik durumundan nasıl kurtulacağız? Fikirlerini duymak istiyorum. Onu konuşuyoruz. Onu tartışıyoruz. Onu tartışıyoruz. Peki o zaman kritik soru soruyorum Süleyman abi. Sen binsen ne yaparsın? Ya ben binsem dışarıdan hücum edeceğim bir sefer. Bütün atları mesela kaçıncı gidiyorum alacağım atı göstererek. Bu at hep öne kalıyor öyle kaybediyor. Gelerek geleceksin kaybederse bir de öyle kaybetsin. Sen öyle söyledin galiba Ahmet'le kazandığı yarış dışarıdan gelmişti. Bilmiyorum. Bir an şimdi kafamı uçuyorum. Yanılmıyorsam Ahmet'le kazandığı yarış dışarıdan gelmişti. Ama dışarıdan gelerek kaybettiği yarış var mıydı? Şimdi onu da düşünüyorum. Öyle bir yarışta... O bir anda aklıma gelmiyor mesela. Bu 7 yarıştan kaçında dışarıda hiç aklıma gelmiyor. Bu şeyi kazandığı yarış dediğin şey değil mi bu sene? Sezon başı. İçeriden çıktı Orhan kazandı. Mekker. Orhan Mekker yarışı. Orhan Mekker. Evet. İçeriden çıktı kazandı. Ben öyle biliyorum. Anladım. Evet Furkan'la kazandıklarına da bakıyorum şimdi. Bu arada sevgili Orhan Demirkıran'dan da tabii katkı geldi. O da içeriden daha bir o yarış diyor.
Evet, hepsinde içeride. Dış denenebilir mi? Göreceğiz bir dahaki yarışında. Ama Süleyman abi diyor ki bir dahaki yarışta jokeyine çok iş düşürecek. Atan abi senin başka notun var mıdır bu yarışla ilgili? Uludağ ve Jack Sparrow bir tarafa After Forever. Bence o da iyi bir yarış yaptı. Ya iyi koştu. My Billionaire iyi koştu. My Billionaire iyi yarış yaptı. Nestor, ya güzel bir yarış oldu Padok'ta yani. Padok'ta da iyi bir yarış yaptı. Çok güzel bir yarış oldu. Adem'i tebrik ediyorum. Yani hep böyle binmesi lazım Adem'in. Böyle binerse çok fırsat bulur. Çok soğukkanlı bindi. Çok. Ki Adem 52'lere falan binebilen 61'e bindi burada. Yani evet. Ciddi bir kurşun almasına rağmen çok gayet etkili bindi. Ama Ahmet de oturursam kazanırım şeyine girmiş. Adem mi? Oturursam kazanırım. Burada yaptı mı ben? Burada yapmadı galiba ama daha önce yaptığı yarışlar vardı. Nerede mi? Yapmadı seyret. Burada yaptı ama görmedim. Vallahi görmedim. Oturursam kazanırım moduna girdim mi jockey? Stil değişikliğine gidiyor diyorsun. Tabii. Baksana kaç sefer oldu. Şu ana kadar daha... O evet, işte oturuyor. Ben oturursam kazanırım moduna düşmüş. Bütün düzlük oturdu kalktı. Ama mesela eğer'e hiç değmiyor gibi geldi bana Süleyman abi, değiyor gibi. Olur mu öyle evet, şey canım? Şimdi değdi evet. Yani şimdi oturmasa gelmeyecek mi bu adam? Ya mesela bazı oturmalar çok rahatsız ediyor evet, beni. Bu çok evet. Mesela gözü belli çok rahatsız etmedi siz, evet, ama doğru söylüyor imparator. Oturuyor kalkıyor yani. Kalkıyor. Bazen böyle çöküyor üstüne tekrar kalkıyor. Çöküyor ve üstüne tekrar belini. Şimdi diğer kısa vade mücadelemize gideceğiz. Prokopi'yi konuşacağız. Prokopi Çin pistte meydandan çıktıktan sonra çok övgüyle bahsetmiştik. Evet. Sakarya koşusuna gitti. Tabelayı tamamladı. Belki de daha erken diye bir yorum çıkardık ama... Onun üzerine 10 gün sonra sentetikte nedenli o sözlerin boş olmadığını göstericisine bir yarış kazandı ama ben imparatora bırakmak istiyorum sözü. Ekürisi Tivoli de yarışa iyi bir tempo, onun için en azından iyi bir tempo verdi. Bratislava'nın işini zorlaştırdı ve Prokopi de geldi kazandı. Ya çok kolay bir yarış oldu tabii, bu iyi bir at. Yani Sakarya yarışı tabii onun için çok erken bir provaydı. Ya. Ve ondan evvelki yarışı zaten meydini kazanırken belliydi. Bu yarış için yarış bile olmadı. Yani yarışın içinde görüyorsunuz. Hiç uymadı bile Halis. Kenter gidiyor at. Çok farklı bir at zaten. Herkesin ittiği yerde o tutamıyor. Beşinci sırada. Tutamıyor. Baksana. Yarışın herhalde kolay. Ya tabii o yarışın ardından bu yarışı yapması ata olan güveni yani, tazeledi bence. Yani orada da bir... 7 çıksan 23. Ne bitti yarış? 23 küsür bitti şey. Deminki büyük koşu. İkiyüzle hakim olmuş zaten. Bir canım baksana. Hadi de kamçıyı bir dokandırdı böyle. Maşallah. Yani. Maşallahı var. 30 bitiyor. 1530 bitmiş. 6 çık 24. Makineden 6 çıkamazsın. 7 çık 23. Muazzam derece. Zaten deminki yarışta 23 bitti. 23 bitti. Prokopi övgüleri topladı diyebiliriz o zaman. Evet. Atan abi. Ya tabii yani Sakarya koşusunda bir nerede olduğunu, iyi atların yanında şu anki seviyesiyle nereye gelebileceğini bir gördüler. Sonra da döndüler. Bence güven tazelediği bir yarış oldu. Çok klas bir at tabi. Seneye çok Sakarya çok, zaten hayatının üçüncü yarışıydı tabii, değil çok mi? Çok daha değişik çok. Koşabilecek bir kumaşı evet. Var, yeteneği var. Zaten iyi ellerde, usta ellerde seneye çok flash atlarından biri olacak evet. Tabi. Ayağı düz bassın. Ama ekürüsü de bu yarışta ona bence yardımcı çok oldu. Yapması gerekeni yaptı. Yoksa hani Prokopi koşmasa bence ekürüsü kazanabilirdi yarışı. Yani ekürü için dizayn edilmiş bir yarış yapmasaydı... Ben öndeki atı da çok evet, beğeniyorum evet. Yalnız. Çok çok iyi bir at. Çok kabiliyetli bir at. Tivoli. İkincilikte Bratislava. Aynen. Hem kendi iyi bir yerde bitirdi hem de ekürüsü için yapması gerekeni yaptı. Ekürü böyle koşar. Ekürü evet. Böyle koşulur yani. Kuyumcu'nun ekürüsünü kutlayalım. Riski almadı. Yani tempoyu her zaman kendileri tayin ettiler. Evet. Ve kazandılar.
Geçelim Umut Bey koşusuna. Adana'ya gideceğiz. Megastar'ın galibiyetini konuşacağız. Bu yarış da çok sosyal medyada konuşuldu, tartışıldı. Megastar önce bir Müslüm Çelik'le tempoya girdi. Sonra ısrar eden ekürlerden Altındere gelince tamam dedi. Biz iki gidelim ve uzun süre yarışı iki takip etti. Düzlüğe kadar gelebiliriz. Burada yarışı şu anda 5. sırada takip eden Güler Ceküz'ün Sancaktarı yarışı aynanın önünde. Yani tabii Megastar koştu, kazandı ama esas kazanacak at tabii Sancaktar mı? Sancaktar. Yani Sancaktar'ın şu anda 7. 8. 8. evet, şimdi 7'ye girdi. 8. Rakibi nerede? 2. sırada. 2. sırada. O kimi bekliyor? Şimdi ortalarda kalacak. Olmayacak. Bak. Bak 2. Şimdi nereye gitti? Şimdi bu yana mı alacak? İçeri daldı. Daldı 2. Oradan hamlelerine başladı. Evet. Biraz ciddi bir ara kapatıyorum. Bu kapatıyor değil. Şimdi uçacak gelecek yani at. Sana bu çok kolay kazandı bitirdi diyorsun. Ne olacak şimdi şu anda bak. Kazanıra geldi. Bak. Ve bir aksiyon sonra da geçiyor zaten. Bir aksiyon olsa birinci zaten. Bence yarışın içinde iyi yerini seçemediği için kaybetti. İki turbo yavrusu da 1-2 oldular bu yarışta. Evet. Atan abi. İkisi de çok iyi. Yani Megastar'da, Ankara'da, İstanbul'da bu sene hakikaten hep annesi iyi kim? Koştu. İyi şey, yarışlar koştu. Sancaktar'ın Belkıs. Belkıs ha. İki tane kısrak vardı zaten onlarda o evet. Sene. Biri Belkıs, Dürdane. Biri Dürdane. İkisi de zaten. İkisi de iyi atlar. Hem ikisi de iyi at oldular hem iyi yenli oldular. Evet. Yok çok iyi at değillerdi. Yani basit ama. Yani, kısa vade ya. Kısa vade ya. Ama kısa vade seviyesinde iyi atlardı yani. Çok iyi anne oldular. Ekürü'de öyle bir jenerasyon vardı ki o dönem. Tabii Dürdane ile Belkıs onların yanında. Ama şu ara Allah, tabii. Atan abinin dediği gibi hep onlar da kısa vade koştular. Şu ara kısakların hangisi bir tay verse hepsi iyi koşuyorlar. Evet. Evet şimdi baktım. Evet. 8 yaşında Akun. 747 bin. 7 yaşında Çelenk bir o düşük kalmış. 6 yaşında Fales 1 milyon. 5 yaşında Akağaç 322 bin. 4 yaşında Asteroid 327 bin. Sancaktar şimdi 155 bine gelmiş. Gerçekten hani evet. Her yıl verimli bir şekilde gelmiş yavruları. Sancaktar. Yani o zamanın ahırın yani o iyi atların içinde bunların esamesi bile okunmayan atlar yani. Tabii tabii. İki kısrak. Ne atlar var başka, yani. Annelik ama başka bir şey. Anneliğe dönünce ikisi de muazzam anne. Evet, geçelim haftanın tartışmalı konularına. Starta giriş süreleri. Atan abi hemen Bursa İstanbul günü çok, dedi ki ya ikisini birden alalım bir konuşalım. Çok enteresan bir şeydi çünkü aynı anda yarışlar başlamak üzereydi. Evet. Bizim yönetmenimiz picture in picture yapmıştı. İkisini birden gösteriyordu. Hamza, sevgili Hamza onları işte ilk 4 at girdikten sonra basmış. İkisi evet. De 10 atlı yarıştı. Evet. Biri maiden, biri bir şartta. Elbette ki bir şart. Muhakkak, biraz daha gecikmiş evet. Olması İngiliz normal, belki biraz etkiler mantıklıdır mi? Ama bu aradaki fark yani olacak şey değil yani. 2 dakika 43 saniyede girdi. Evet. 4 at girdikten yani sonra son 6 atı, son 6 evet. At. İkisinin de son 6 atını tuttuk kronometrede. Aynen öyle abi. O son. Çünkü ilk an girişten itibaren yayın yoktu. Adaletli olsun diye ikisinde de 4 atı soktuk 10 atlık yarışta. 6 atı bekledik. Yani bir tanesi 2 dakika 43 saniyede biterken diğeri bitmek bilmedi yani. Ya Bursa ben geçen hafta da aynı şeyleri söyledim. Yani Bursa'da ciddi sıkıntı var. Bu atların girmesinde. Yani bir yarış 12 dakika 12,5 dakika ya yazık günah içeride bir ton at var yani. Bu atlar peki geçer alırken nasıl giriyorlar? Geçer alırken nasıl giriyor bu atlar?
Süleyman abi bence o ya yani Bursa'da piste çıkışla ilgili bir gecikme var. Bakın şimdi bununla ilgili de bir şey anlatmak istiyorum. Ama buradaki mevzu piste çıkışla ilgili değil. Starttan start. Tabii 6 tane at kalmış. Evet. 6 at starta girerken evet. tuttuğumuz bir süre bu. Evet. Yani piste çıkmalarıyla alakalı bir şey değil. Ha okey. Evet. Sen de süre pist var. Gerisinde 12 dakika. Koşunun başlama saatinden bahsetmiyorum ben şu anda. Atların starta girme süresi bu bizim evet. burada tuttuğumuz. Ama koşunun başlama saati içinde o ayrı bir şey. 27 geçe atlar piste çıkıyordu. O ayrı bir şey. İstanbul'da daha önce gidiyordu. Daha tabii, çıkıyor. Tabii. Bazı hipodromlarda öyle oluyor ama buradaki hikaye tamamen atların starta girme süresiyle alakalı. Abi çok bir süre. Yani bir içeri giden ilk atı düşünün. Tabii. En az 15-16. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya o atıdan ne performans bu haftaki yani? İstanbul'daki bir şart koşuda atın bir tanesi yattı. Evet. Yandaki atı tekmeledi. İşte jockey çıktı. İşten düştü. Düştü Ali Kaçmaz. Arabaya hala bekliyorlar atmak için. Bu at bu programı yapmış mı? Evet. Yandaki ata bu hareketleri yaptı mı? Girerse yandaki atı bir daha yaparsa sakatlayabilir mi? O anda atması lazım. Bekliyor komiser. Attı. Öyle. Ama bekledi. Niye bekliyorsun? Yani illa veteriner raporu beklemesi gerekmiyor yok, hakemi yok, çıkartmak yok. İçin. Tabii canım hakem istediği anda start hakemi çıkartır. Çıkart. Bu mesela orada bak kapalı gözlükte at bir şart koşacak. Jockey yerde. Eğitilmemiş bu at. Çıkart. Çıkar bunu. Çıkar ki eğitsin. Çıkarmazsan eğitmeyecek. Bu arada Bursa'da sizin literatüre kattığınız evet yani gördük. Geçen gün konuştuk. Bakın bugün koyuyorlar. Yani ve girmeyen atlarda onu çok bak o girmeyen at var ya o şeyi mavi o atın üstüne koy hemen girecek biliyor musun? Vay be. Hiç de bir zararı yok. İşte bunlar denenmeli. Onu da iki tane olsa ondan koy üstüne girsin. İlk giren uyudu. Tabii canım. Adana'da da benzer bir şanssızlık oldu son koşuda. Orada gerçi hani tamam at orada kaçtı. Da atlar içeride çok kaldı. İçeride 20 dakikaya yakın kaldılar. Şimdi Atancığım bir şey daha anlatacağım. Bizim zamanımızda binerken ringe geliyorsunuz. Hı-hı. Direktifi alıyorsunuz. Atın üstüne biniyorsunuz. Ring hakemi diyor ki sıraya girin. Aynen öyle. Ve at girmeyin. Fark etmiyor. Tam tur. 3 tur dönmeden atları kesinlikle çıkartmıyor. O anda da yarış sever jokeyli olarak görüyor. Jokeyli olarak ata bakıyor, görüyor. Bu bir temaşa yani. Seyirci bunu istiyor. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Her tarafta daha jokey biniyor. Kapının ağzındaysa dışarı yarım turdan dışarı bir tur dönen atı göremezsiniz. Ondan sonra direkt makineye gidiyor. Burada geçireceği 2 dakikayı makinenin önünde geçiriyor. Daha çok strese giriyor at. Lütfen komiserler kuruluna rica ediyoruz. Seyircinin önünde at bir çıksın. Bir yani ring hakemi, ben ring hakemi falan gibi artık bir şey kalmadı yani. Adam bakıyor atlar gezerken. Ha bu tamam, forması tamam. Senin vazifen oradaki o atları o seyircinin önünde gezdirmek güçtür. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bizdeki atlar yarım tur bile gezmeden oraya gidiyor ve at startın arkasında daha çok sinir yapıyor ya. Ankara'da değişik bir biliyorsunuz bu yıl yeni düzenlemeli yeni bir padok oldu ve birçok isim daha padoğa bile gelmedi. Yani jokeyler padoktan yarışa sahaya doğru çıkarken eğerlemeden atlar geldi. Yani yarışsever hiç görmedim birçok atı. Şimdi oraya bir düzenleme geliyor. Bu bakımdan da ilgililere teşekkür ederim. 1,5 metre daha açıyorlar. Hani dardı tam ya gidecektik olabilir. Geliyorlardı ama gibi bir yani şeyde İstanbul'da kalmıyor. Bunun böyle bir şeyi yok. Bir at gelecek. Dur gezecek. Diyeceğim. Seyirci bakacak. Tabii. Bir bakacak ya. Ya tabii bu işlerde bir standart olması lazım. Yani böyle yani, kimisi biner binmez gidiyor. Kimisi bir tur atıyor. Kimisi böyle, atmıyor. Yani atların yani sahaya çıkışının bir saati olması lazım ya. Kesinlikle. Dünyanın her yerinde evet, böyle. Evet. Fransa'da yazıyor kaç işte. Kaç dakika geber göndersin? 5 dakika diyor. Aynen. Yarışın başlamasına 5 dakika dedin mi bileceksin ki at koridordan piste çıkmış. Bütün spor dallarında böyle değil mi? Futbolcu, basketbolcu. Ben bir şey daha söyleyeyim. Zil çaldı mı çıkıyor. Bir şey daha söyleyeyim. 1400 metre koşacak at değil mi? 1500 metre.
Ben de diyorum, ben de direktif veriyorum. Jockey'e diyorum ki bak 200'e kadar git dön diyorum. Adam nereye gidiyor biliyor musun? Tabi aracın başına gidiyor. Bakmıyor. Diyorum ki bak tay yarışı bir çıkar çıkmaz git diyorum 300'e gidiyor. 800'e gidiyor. 1500 bunun önemli metre, bir şey olmadığını bak, düşünüyorum. 1500 ya. Metre koşan at 800'e gidiyor. 800'e. 800'e gidiyor. Jockey'in de makinenin arkasına gelme bir şeyi var yani. Bunu takip edecek. Arif abi mesaj atmış Kurtel. Start oluru için hakem huzuruna çıkan taylardan salya alınmadığı müddetçe bu işlerin önüne geçmek çok zor demiş. Bu da bir tabii bakış açısı. Ama start tamam bunlar hepsi bir problem. Problemin de oyuncu adına at ringde jockey ile gezecek. Bunu çok seyirci doğru. Görecek yani. Evet bak orada yedek, bak orada at yedekte geziyor. Aynen öyle. Geziyor. Öbürü de inmiş iki tane yedekte geziyor. Bak jockey yeni bindi. Bu atları çıkart bekleme. Hadi kaldır bayrağı de ki bunları çıkarttım. Haftaya eğitin öyle getirin. Biraz fazla da hakemi yani istismar ediliyor sanki bu iş evet. Gibi geliyor ama bilmiyorum tabii. Arp Bey'in dediği tabii çok doğru yani. Yani sen hatta o gün getiriyorsun kuzu gibi. Niye bugün burada getiremiyorsun kuzu gibi? Ya sadece yarış stresi değil. At huyu mu değiştirdi yani? O jokeysi gezenlerden 8 numara yani şu anda geride kalan o yarıştan da çıktı. Diğer atlar starta dahil oldu ve koştular. Evet. Bu konuyu da bir kez daha dile getirdik. Bakalım Bursa'da bundan sonra nasıl olacak? Yarışlar kaç dakika olacak? O içeride 1-2-3 giren tabii. Atlar 12 dakika bekliyor. Günah ya. Yani. Çok günah. Yani, günah. Yani atını eğiten adamın ne kabahati var ya? Evet teşvik edici olmaktan oynayan, ziyade evet. Tabii teşvik edici olmaktan tamamen çıkıyor evet. Yani iş. Uyuyor at içeride. Şimdi Urfa'da daha önce İstanbul'da örneğini gördüğümüz fakat diğer illerde belki de ilk defa gördüğümüz bir örnek protesto var. Resmen bir protesto çekiliyor Şanlıurfa'da ve protesto inceledim reddediliyor. Bununla da kalmıyor hakem heyeti. İnceledikleri safkanın jokeyine Hüseyin Altınkılıç'a 7 günde ceza veriyorlar. Biraz geri alalım sevgili Hamza. Çünkü faul anını benim çenebazlığım yüzünden kaçırdık. Şu anda beyaz akıtmasıyla mavi formasıyla dışarı doğru çıkan safkanı takip edersek en dışta işte bu yakınlaşma. Bir daha geri gelip gösterirsek safkan orta kulvardan dış kulvara doğru ani bir hamleyle geliyor. Sprint kulvarına kendisine bir avantaj sağlarken yine sprintine başlamış bir diğer rakibinin koşu yoluna geliyor ve oradan devam ediyor. Evet. Yani hakem diyor ki ben burada bir şey gördüm, inceliyorum. Önce birinci karar bu. İkincisi jockey bu harekette hatalı diyor, gün cezası veriyor. Üç, fakat tüm bunlar yarışın sonucunu değiştirebilecek kadar etkili olmadı diyor. Ben de Atar abi bu tarz yarışları çok sevdim. Doğru karar. Bravo. Ondan diyecek bir şey yok. Yani bu yorumları yapabilmek Jockey'de zaten artık. Jockey de diyor 7 gün cezayı bizim verdim diyor. Aradığımız, beklediğimiz şeyler bunlar evet. Yani. Bu yorumu yapabilmek tabii. Gülayfer içeriden dışarı çıkıyor. Uçan fırtına o sırada hücumuna başlamış. Ona bir teması var. Ama tabii ki performans olarak yarışın kalan metreleri de değerlendirildiğinde o fark hiç kapanmayacakmışçasına her ikisi de yoluna devam ediyor. Amerika'da olsa değişmişti ama. Evet. Amerika'da olsa zaten atlar böyle gelmez. Yani dokunsa yetiyor böyle biliyorsun. Amerika'da dokunsa yetiyor. Performans diye bir şey yok yani. Ama onlar da Avrupa sistemine geçecekler büyük ihtimalle öyle görünüyor. Dünyanın tartıştığı meselelerden biriydi. Şanlıurfa'da evet. Örneğini gördük en azından. Şimdi hem İbrahim Halil Ketmen'in zor anlarını hem Hışman Çizik'in şanssızlığını tek koşuda konuşacağız. Ekranlarınıza özellikle bu görüntüleri daha önce görmeyenler için dikkatli eyvah bakın eyvah diyeyim. Ketme. Zama kopuyor. Tek ayak düşüyor. Bütün denge gidiyor. İşine aşkla tutundu. Bu mu manşet? Bu işini açtım. Şimdi imparator atacak manşeti. Koran abi sevdiyorsa konuştuğuyla sevgi kelime edecek. Evet, evet, aynen.
Seyrediyormuş. Ya hakikaten enteresan bir şey. Ne yapıyor orada? Zamba kaşı mı kopuyor? Evet, bak abi aşağıya düşüyor zaten. Biraz gösterelim abimize. Sol ayağına dikkatli bakarsak. Bakın şimdi. Hop, hop gitti kayış. Ayak zambada ve zambayla beraber. Zamba kırılıyor mu? Zamba... Kayış mı kopuyor? Onu bir yakınlaştırabiliyor musun? Kayıştan ya? Gitmiş abi Süleyman abi. Ayağında zamba. Nasıl? Zambayı sıkıştırmaya çalışıyor. Bak kayış kopmuş. Sol ayağını yakınlaştırabiliyor musun abimizeciğim? Harikasın be. Gitti. Bak ayağında zamba. Ayağına takılı. Evet. Ayağına takılı. Biraz daha git, biraz daha git, biraz daha git. Git kayışı git, göreceğiz. Devam et. Kayış düşüyor. Hop kayış. Hop. Düştü. Devam et aynı şekilde. İleriye doğru devam et. O ayağında zambayı tutmaya çalışıyor ama kayış gitti. Devam et. Ve gitti. Şimdi çıktı ayağından kopuyor. Çıktı evet. Ve ketme geri dönüyor. Ayağını nereye koyuyor bak, nereye sıkıştırıyor bak. O olacak bir şey değil. Yani... Vay vay vay. Çok kabiliyetli ya. Buradan düşmemesi var ya, büyük olay yani. Ketme arkın. Yani... ya, hakikaten yani. Ama hiçbir şey olmamış gibi devam Hamza ediyor. Hamza da ağaca tırmanmış gibi gidiyor diyor. Şeye aykırı ya. Fizik kurallarına mı? Ha? Fizik kurallarına. Fizik kurallarına aykırı yani. Ayağını atın göğsüne yapıştırıyor. Yaslayıp, böyle. Kuvvet alıyor oradan. Kuvvet alıyor sonra dönüyor. Vallahi fizik kurallarına aykırı, bravo. Bir de Hamza Kulesi'ni göstersene ya, sonra iki atın arasına ya, öyle bir coşuyor ki iki atın arasına da hamle yapıyor ya, böyle bir şey olamaz ya. Bu nasıl bir cesaret gitti? Hani kalktı bir de iki atın arasına hamle yapıyor, orayı da görelim. Kulesini alalım. Orası da çok enteresandı. Yani sonrasında devam etmesi de hani hem tehlikeli hem tabii. Çok kulak tehlikeli hareket. Yani. Evet, kulesi geldi. Gidiyor. Ama bak şimdi o değil. Atın, bak ha, bu işte önemli. Yani atın göğsüne ayağını yapıştırıp oradan denge alıp şimdi birinci kural ne biliyor musun jokeylikte? Malzemeni çok kontrol edeceksin. Evet. Malzemeyi bakımını iyi kontrol yapacaksın. Yani kolanını, ben mesela eğer gönderiyor, çekiyorsun, eğerin köprüsü yok, kolanın arasına sıkıştırıyorsun falan. Bir jokeyin hayatı elindeki kantarma, iki kantarma kolu ve zamba kayışı. Zamba kayışı kopuyorsa çok dikkat edeceksin. Şu anda var ya 50 sene bineceksin, kopmayacak zamba kayışları var. Üstü deri, içi naylon. Kopma mümkünatı yok. Onu var ya, koparma mümkünatın yok yani. Güzel. Bunlara sağlama bakacaksın. Hamzalar geçen Kocaeli Kartepe'de jokey odasının, İstanbul'da jokey odasında çekim yaparken Selim Kaya o sırada hazırlık yapıyor ve bakım yapıyor. Aprantisine dönüyor, diyor ki bunu sakın isteyene verme, başımıza bela alırız diyor. Bunu kimse kullanmasın diyor, çöpe at diyor gözümün önünde. Bakım yaparken. Yani. Doğrusunu bunlar yapmış. Detaylar. Yani. Çünkü birbirlerinin şeylerini kullanıyorlar. Tabii tabii. Sıkıntılı bir yani şey. Veriyorsun alırsa. Çocuklar geliyor, yok takımı vereceksin ama böyle jokeyin tek dikkat edeceği yani. Şey zamba kayışı. Mesela ben sabah at çalıştırıyorum, herkes geliyordu, atımı çalıştırır mısın? Herkese çalıştık. Saat veriyorduk. Şu saatte gel. Seni yarın alırız. Bu saatte gel. Zamba kayışı çekiyorum. Bozuk mu? Hadi şimdi bak. Bir daha bu zamba kayışına geleceksen sakın bana gelme. Vay. Ya şimdi o kopsa ben düşsem. Canını ne, teslim yani, ediyorsun. Bunlara ya. Dikkat edeceksin. Güzel detaylar. Aynı yarışın son metrelerini bir daha alalım. Normal yarış kameramızdan alalım. Sonra da yakınlaştıracağız. Sonlara gelelim. İbrahim Ali Ketmen'in bu şanslılığından sonra ikinci şanslılık. Hışman Çizik sarı ağırlıklı formaya bakalım. Sarı kulaklık. Görelim orayı. Şu anda sağ elinde kamçısı. Sola çekecek. Evet. Sağ olamıza yakınlaştırdın. Sola da alıyor. Ve gitti kamçı. Kafa kafaya bir mücadelede tüfek gitti. Sola çekiyor. Sevgili Hışman. Tam teşviğini yapacakken gitti. Gitti ve o darbeyi yapamadığı yarışın son metrelerini görüyoruz. Evet. Kamçı gitti, yarış gitti. Evet. Yarın boya kadar çıktı. Bu da şanssızlık. Tabii olur.
Cemşer'in bir görüntüsü ekranlara takılmıştı. Onu da verelim. Bundan sonra da tablolarımızı alalım sevgili Hamza. Cem Şen uzak farklı kazandığı bir yarışın sonu. Sonları görelim. Yarış bittikten sonra sevinç gösterdi. Tabii bir müddet kazanmayınca sanıyorum. Hop. Böyle bir şanssızlık yaşıyor az daha. Konuş konuş. 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 Neyse. Ya şimdi tabii Joker odasına... İyi refleks yaptı. Joker odasına girdiği zaman, bunu seyrettiği zaman... ...ya ben ne yaptım diyordur ama... ...ya yapma kardeşim ya. Yarışı kazanmışsın zaten. Tribüne öpücük gönderiyorsun. Sevgilin mi var, kim var orada? Kalkıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya bunlar iyi şeyler değil yani. Komiser çağırıp uyarması lazım. Yani bir de ne var biliyor musunuz? Bu yalnız Türkiye mahsus değil ki. Bu dışarıda da izleniyor. Tabii ya. Kale yarışı gibi oluyor yani. Bak ne demişler, bu yarışın üstüne imparatorun Karelin yarışı iyi giderdi yazmışlar. Zaman kopmuştu ya Karelin'de. Karelin. Karelin'le. Karelin değil. Şey, eliksir mi diyorsun eliksir sen? De. Eliksir. De. Ama eliksirde kantarma da sorun vardı. Kantarma yani. Koptu. Karelin'de zaman kopmamış mı? Hayır. Mi? Şeyde zaman hmm. koptu. Ne o? Ben tablolara geçeyim. Tamam. O sırada Yurdabak'ta koptu. Yurdabak'ta koptu. Yurdabak'ta da Karelin'de zamam kopmadı. Hep kantarma koptu. Yurdabak'ta koptu kazandım. Karelin'de koptu kazandım. Bir günde Veli Efendi kupası koşuyoruz. 4 at al botur falan. Ben de Aslan Bey'e biniyorum. Daha start verildi. Kantarma koptu. Kadir'in üstüne uçtum böyle. Kadir'i tuttum. Bırak beni diyor. Ya bir dakika diyorum. Yani bu ayağım geçti. Kadir'in atından Kadir'i tutuyorum. İki atın arasındayım yani burada. Bırak diyor ya. Kendimi ayarlayayım bırakacağım diyorum. Var mıdır o yarışın görüntüsü acaba ya? Bilmiyorum. Gitti. Allah. Ömer varsa onu bir bulalım ya. Dördüncülükte gitti. Vay bıraktım vay kendimi. Vay. Kadir var ya atlar iç bayarda. Kadir'le biz en dış bayarda gidiyoruz. Tablolarımızı alalım. Haftanın İngiliz atı Uludağız. Haftanın evet. arabatı Bildenhan. Haftanın at sahibi Salim Yıldızer. Bildenhan ekürisi. Haftanın yetiştiricisi Sayın Şeref Somtürk. Haftanın antrenörü Saadettin Mutlu. Haftanın jokeyi Nurettin Şen. Haftalar sonra Nurettin'i bu tabloda gördük. Nurettin. 5 birincilikle bu hafta geldi ve listede yerini buldu. Haftanın aprensi Muhammed Mir Bilgin. Muhammed Mir Bilgin yarışını aldık Süleyman abi. Ne zaman kazansa bu kardeşimiz, diyorlar ki Süleyman abi dediyse vardır bir kerameti, ondan yazık ve sürpriz atlarla da kazanıyor. İki yarışı arka arkaya verelim. Biri çok kolay kazanılmış. Şimdi uzak bir şey söyleyeceğim yarıştan hemen. Muhammed daha apranti. Muhammed'i yeni alınacak. Ben yanıma aldım Muhammed'i. Ben de yeni başlamışım. Tamam mı? Hocalar dedi ki ya sen bunu niye aldın dediler. Çok büyük kabiliyet olduğunu ben görüyorum, aldım. Bir akrabası geldi. İki tane adam geldi. Muştu bu çocuk. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Baktı biz hocaya benziyoruz adam. Muhammed Mir Bilgin'i bu. Nasıl dediler? Vallahi dedim o anda içimden geçiyor. Şampiyon çok iyi olacak dedim. Çok iyi bir çocuk falan filan dedim. Siz kimsiniz dedi herif bana. Ben Süleyman Aktı dedim. Adam bir şaşırdı falan filan. Hocam doğru mu söylüyorsun falan. Evet dedim, çok kabiliyetli bir çocuk dedim. Benim yanımda Haziran, Temmuz, Mayıs'a kadar benim yanımda kaldı. Bir hata yaptı. Şeyde, okulda belletmenler var, gece geliyor. Belletmen, öğretmenlerle didişiyor. Benim de ona dediğim, bak benim yanımdasın. Ben seni burada bir şey olduğu zaman koruyoruz. Hoca. Koruyabilmeliyim. Hoca, yok. Hoca durumuna seni koruyor. Istemem. Ben pozisyona düşmem dedim. Bir şey yaptığın zaman hata seni dedim, iş gönderirim dedim. Herkes oturuyor. Müdür hanım var, işte Bercis hanım var, belletmenler var. Belletmen kalktı dedi ki sen dedi bana özür borcum var dedi. Özür borcum var. Benden özür dilemesin dedi. Bu dikildi.
dikilince ben bunu kovdum. Okulun bitmesine 3 ay kala. Okuldan mı attınız? Hayır. He. Ben kendi Celaloğlu Ekürüsü'nde çalışıyordu benim yanımda. Gönderdim. Çünkü ben o anda bu dediğine göndermesem orada bütün talebeler de orada. Tamam. Diyeceklerdi ki bak Süleyman Aktı'nın adamı. Süleyman Aktı kendi aprantisi kolluyor dedirtmedim. Ama okul bitti. Ben bekledim. Belki bana dese ki mesela hocam ben alacağım yanıma çünkü ben görüyorum adamı yani. Ben niye diyorum ki bir adam var diyorum. Evet, bu var ama bu böyle üçlü yarışta, beş yarışta olmuyor. Hmm. Bunu daim edecek. Kalıcı, sürekli daim edecek. Bir de şey bir çocuk şimdi Muş'ta büyümüş. Ve anlattıklarına göre anne baba hasreti çekiyor. Bunu bir gönderiyorlar galiba. Vay 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 vay. Ve şimdi aradım Temin Bercis Hanım'ı. Ulaşamadım. Soracaktım. Oradaki işte beslenme uzmanları var. Geliyorlar her gün. Bunların yemeklerini falan anlatıyorlar. Bu ağlıyor. Annesini babasını özlüyor. Yapmak istemiyor bu işi. Ya canım ya. Yani sonradan vay alışıyor. Vay. Ama gerçekten şimdi bu çocuğun şu anda Mayıs, Temmuz, Ağustos, Eylül ki bu çocuk 3 aydır at biniyor yani. Ya. 3 aydır biniyor. Bu yeni mezunlardan. Tabii, evet, tabii, bu son 3 aydır. En kısa boylu olan. Hayır, hayır, değil bu. 3 ay bu çocuk 3 aydır mezun oldu. 4 ay evvel mezun oldu. 3 aydır, 2,5 aydır yarış biniyor yani. Gerçekten büyük kabiliyet. Ama bir kriter midir bu soracağım? Bursa'da yamak bir koştu. Gürhan'a bindi, kazandı. Ben o yarısı seyrettim mesela. Has fırtına yamak bir koştu, yine bu çocuk kazandı. Geçen hafta Bursa'da Şerife abla yamak bir koştu, yine bu çocuk kazandı. Yani evet. Yamak bir yarışlarda bu kadar tesadüf olmaz herhalde. Kazandığı atların hiçbirisi de favori değil. Üçünü de bu çocuk kazandı. Ya bu da bir gösterge midir? Kendi arkadaş grupları, yani kendi sınıfındaki çocuklarla yamak bir grubuyla daha doğrusu. Şimdi bakın. Bindiğinde direkt etki ediyorsun. Gerek bana. Yok. Bunlar gösterge değil. Bu adamın olacağını zaten daha yeni talebeyken ben seçmişim. Yani. Belli at üstüne çıkmadan yani böyle ben seyret şimdi Bursa'da kazandığı yaşı. Atın üstüne böyle duruyor bak. Varsa seyredelim. Şerife ablayı verelim. Atın üstünde nasıl duruyor o atta? Bir sefer hiç acele etmiyor. Çok soğukkanlı. Bir jockey için ne lazımsa var ama bunu, bu kumaşı sürekli hale getireceksin. En dışta lacivert ağırlıklı formasıyla izlediğimiz kardeşimiz. Sağdan bir tane kullanıyor. Evet. Şimdi soluna çekecek. Soluna çekti, bir tane kullandı. Bir daha sağına alacak. Telaşı yok. Ve farkı açacak. Evet. Evet, yarışı da gerilerden takip ettiğim. Ama işte yanındaki insanlara dikkat edecek. Menajerine, iyi menajer bulacak kendine. Tamam. Yani bir de ben bunu burada anlatıyorum ama biz okul her zaman takiptedir çocuklar. Tamam. Belki bilmiyorsunuz. Her talebenin bağlı olduğu bir şey var. Öğretmen var. Aa, hocam. Tabii her yerde takip eder, her yerde sorar, peşlerini arar. Peşlerini bırakmıyor mu? Mezuniyet sonrası. Tabii, tabii. Güzel. Beklediğin haber geldi. Hı hı. Kaya Dünyası. Evet. Süper. Kaya Dünyası olarak Apranti Eğitim Merkezi'ne 2 adet Arap atı genç kardeşlerimize armağan olsun demiş. Hangisi? Ahmet, Kaya mı? Ahmet ve Ethem yönetiyor Kaya Dünyası. Yani hesapları Kaya Dünyası olarak. Ahmet mi, Ethem mi, hangisi bilmiyorum. Teşekkür ederiz. Zaten ne dediğimi olsun, anlamışlar. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kısına. Kaya Ekürüsü'nün hassasiyeti için teşekkür ederim. Yalnız erkek alıyor. Olacak atlar, dişi at olmuyor. Yok, apranti eğitim merkezi olmuyor. Hemen tablolara devam edelim. Jokeylerin grup performansları, sevgili Ömer Aktı, Atan Zilcioğlu imzası diyelim bu tabloya. 1 Ocak 30 Kasım, yani Aralık ayı itibariyle koşulacak gruplar bir kenara. Geçen yılın da 1 Ocak 30 Kasım'ı takvimde. Aynı periyotlar yani. Aynı periyotlar. Grup 1'lerde Halis Karataş, Ahmet Çelik 8'er birincilik. Grup 2'lerde Halis Karataş, Özcan Yıldırım 7'şer birincilik. A2'lerde Özcan Yıldırım, Gökhan Kocakaya 3'er birincilik. Grup 3'lerde Halis Karataş 12 birincilik. A3'lerde Özcan Yıldırım 7 birincilik. Totalde Halis Karataş bu yıl 34 grup kazanmış bu periyotta. 1 Ocak 30 Kasım. Geçen yıl bu sayı 49'muş. Özcan Yıldırım 2 yılda 31'er birincilik. Ahmet Çelik 28 birinciliğe çıkartmış bu yıl grup performans sayısını. Gökhan Kocakaya ise korumuş diyebiliriz. 24'ten 20'ye gerilemiş. İlginç bir tablo.
sevgili Ömer'le de bugün konuştuk. Her iki yılda bu 4 jockey 113 grup kazanmış aynı dönemde. 113-113. Halis'in binmediği, at binmediği bir dönem var ama değil mi bu arada? Grup olarak yok. Hayır, süre olarak. Süre olarak yani Şubat'ta başladı. Sadece Ocak ayında varsa. Öyle mi? Şubat'ta başladı çünkü Halis abi. Evet. Bir tek Ocak'ta diyorsun eksiği varsa. Var. Evet, varsa oradan. Yani tabii. Yani Özcan kendi çizgisini devam ettirmiş. Gökhan da grup yarışlarda beklentilerin belki biraz altında bir performans var. Ama Ahmet muazzam bir çıkış yapmış yani. 9 grup yarıştan 28'e çıkmak müthiş bir şey değil mi? Ya açık yani, yarışlarda çok fark yaratmış yani. Daha enteresan bir not söyleyeyim Atan abi. Ve o yarışları da Halis'ten almış görünüyor. Grup 1'lerin %75'ini bu 4 isim kazanmış. Her 4 grup yarıştan 3'ünü bu 4 jockey'den biri kazanıyor. %59'unu yazmış şey. O total gruplarda. Total grup 1'de, gruplarda. Ha, grup 1'de. Grup 1'de %75. Normal ama ya. Yani öyle olması çok normal. Ama Ahmet'in yani grup yarışlardaki çıkışı inanılmaz. Evet. Süleyman abi yorumunuz var mı? Yok tabii yorumum. Yani böyle dağılması demek ki jockeylerin iyi bindiğini, hepsinin iyi asıldığını gösteriyor. Aynen. Şimdi ama tabii Halis'in bir durgun bir dönemi var yani. 3 ay falan. Evet. Adana'yı saymıyorum yani. Sezon yani başı. Mart, Nisan, Mayıs gibi. Yani oralarda çok durgundu yani. Jockey Ligi'ne baktığımızda Gökhan Kocakaya haftalar öncesinden İmparator'un söylediği gibi evet. 245'e geldi. 125 kazandı. Kariyer rekorunu kırdı. Kariyer rekorunu muazzam kırdı. Bir sezon geçirdi ve şey olarak da güzel yani. Yüzde olarak da güzel. Çok. Ama çok. Şimdi burada 4 tane jockey'in Halis'in de binmemesi, binmiş olsaydı 5 tane jockey'in bu 4. jockey de 200 barajını aşacak. Hı. Müslüm. 205 tane jockey'in 200 barajını aşması muazzam bir şey yani. Çok zordu evet, yani. Çok. Biraz mucize gibi yani, değil ama yani, şu an bile aşabilir yani. Aşabilir. Biraz aşabilir. İyi bir hafta geçirirse 2-3 hafta. Yani bu demek şey jockey'lerin çok istikrarlı bindiğini gösteriyor 200 barajını açtığı kıran zaman. Kıran kıranı da bir mücadele olduğunu hem mücadele yani. Hem de kendini formda tutmuş. 200 aynen. Tane yarış kazanmış yani. Bu eskide olan bir şey değil. Bir tanesi kazanırdı 200 tane. Öbürü kalır bizim zamanımızda. Öbürü kalır 96'da. Yani ailesi dışarı bırakın. Akın 1000'i geçmiş. Hışman 1000'i geçmiş. Müslüm geçmiş. Ahmet'le Gökhan da geçecekler zaten. Aynen. Yani. Bir olacak. Yarış binmede. İnanılmaz bir seviye yani. Evet. Muazzam bir tablo. Jockey Ligi'ni de böylece tamamladık. Tablolarımızı bitirdik. Ama Halis'in yüzdesi yine o tabii canım. 28 ya. Yani. 500 yarışta eksik binmiş. Haftanın jockey performanslarını da görelim. Yönetmenim hemen kulağımı uyarıyor. Haftanın jockey performanslarını da görelim. Hışman Çizik ve Nurettin Şen liste başı bu hafta. Beşer birincilik. Gelecek birazdan listede. Ben de önümdeki tablodan en azından söyleyeyim. Hışman bu hafta 14 at biniyor, 5 birincilik. Nurettin Şen 16 at biniyor, 5 birincilik. Müslüm 21 at biniyor, 4 birincilik. Ahmet Çelik, Gökhan Kocakaya, Gökhan Gökçe ve Ayhan Kurşun 3'er birincilik yapıyorlar. Kısa vade galipleri Müslüm Çelik, Gökhan Kocakaya ve Ayhan Kurşun 1'er birincilik bu tablo içerisinde diyelim. Atan abi 2,5 saati bir parça açtık. Heyecanlıyı konuşamadık. Sosyal medyadan çok heyecanlıyı konuşun evet. Diye katkı da geldi. Pist rekoru kırmıştı o da sentetikte. Korkmaz Efe'yi konuşamadık ama genel olarak akışı sığdırdık diye düşünüyorum. Evet, bazı konuları hızlı hızlı olsa üzerinden hı. Geçtik. Umuyorum keyifli olmuştur. Katkılar için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Süleyman abi. Valla ne varsa konuştuk. Konuşulmayan varsa haftaya zaten konuşulacaktır. Herkese iyi geceler diliyorum. Beşiktaş'ta kazanınca Süleyman abi. Bak ben siyah giydim mesela. Beşiktaş kazandı diye siyah giydim. Adım adım zirve yürüyüşü senin devam ediyor. Senin Galatasaray Kongre üyesi olduğunu herkes biliyor. Ama Beşiktaş'ı da severim yani. Evet, iki saatin sonuna geldik. Farklarınızda yayını sizlere ulaştıran arkadaşlarımı anarak tabii ki kapanışı yapacağım. Başta yönetmenim, kameraman arkadaşlarım, KJ'de ve TRT'de seste bulunan operatör arkadaşlarım, diğer illerdeki TCK TV personelleri ve TAY TV yayını geliştirilere açan önemli destekçimiz. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık diyelim ve önümüzdeki hafta
Hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından 2 saat daha atılık sohbet yapabilmek nasip olsun diyelim. Hoşçakalın.